Evet, sesim geliyor herhalde arkaya. Öncelikle hepiniz tek tek hoş geldiniz Orsam'a. Bugün gerçekleştirdiğiniz panele katılımlarınıza şeref verdiniz. Hepinizin malumu Türkiye 24 Haziran itibariyle çok önemli bir seçimi gerçekleştirdi. Bu seçim sonuçları ve elbette dış politika da Orta Doğu'nun pozisyonu önem arz etmektedir. Biz de seçimlerin akabinde Orta Doğu'da yaşanan güncel gelişmeler ve önümüzdeki 5 yılda olası Türkiye'nin rolü konusu üzerinden bir panel düzenlemek arzu ettik. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Panelimize Sayın Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Uysal Hocamızın bir girizgahıyla başlayıp daha sonra Filistin, ekonomik gelişmeler, Irak, Suriye ve güvenlik gelişmeleri üzerinden devam edeceğiz. Başkanım buyurun. Değerli misafirler, tekrar hoş geldiniz bir Orsam paneline. Orsam bu günlük ve önemli gelişmeleri hem güncel hem kalıcı meseleleri yakından takip etmeye devam edecek. Özellikle bölgede ciddi gelişmeler olurken. Tabi Batı literatüründe Türkiye'yi de genelde Orta Doğu'ya sokarlar ama Türkiye tabi biz kendimizi Orta Doğu olarak görmüyoruz. Biz kendimizi farklı bir yerde görüyoruz. Tanımlar tabi değişebilir şeye göre ama Türkiye'deki gelişmeler tabi Orta Doğu'yu yakından ilgilendiriyor. Ve hem bu son seçimler hem Türkiye'nin başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanlık sistemine geçişi hem uygulanacak politikalar öncelikleri belki işte bu hükümet kazanmasaydı nasıl olurdu gibi fikir jimnastiği açısından işte Suriyeli mülteciler konusu çok dikkate alındı, çok tartışıldı bu süreçte. Orta Doğu'ya girecek miyiz, girmeyecek miyiz, bizi ne kadar ilgilendiriyor diye önemli tartışmalar oldu. Bence yani Orta Doğu Türkiye için önemli olmaya devam edecek. Türkiye de Orta Doğu için önemli olmaya devam edecek. Bu net. Özellikle yeni hükümetin, yeni kurulacak hükümetin, yeni düzenin de Orta Doğu'ya ilgisi ciddi bir şekilde devam edecek. Bunun başında Filistin meselesi geliyor. Bunlar detaylı tartışacak ama Filistin meselesinden Türkiye'nin vazgeçmesi mümkün değil. Irak, Suriye, Irak meselesinde özellikle işte demokratik olgunlaşma, demokratik sistemin işleyişi açısından Türkiye bir tecrübe paylaşımı, bir örnek olabilir. Seçimlerin yapılmasında örneğin Irak'ta ciddi sıkıntılar çıkmıştı. Türkiye'de çok sorunsuz bir şekilde bu seçim süreci geçirmiş oldu. Yine ekonomik bunun etkisi olacak bu gelişmelerin. Türkiye'nin ekonomik ilişkileri, bölgeyle olan ekonomik ilişkileri önemli. Krizlere rağmen Suriye ile Irak'la ve diğer bölge ülkeleriyle hatta Mısır'la bile devam ediyor. O açıdan Türkiye'nin yani yeni dönemde de bölgeyle yakın ilişkileri olacağını söyleyebiliriz. Biz de Orsam olarak biliyorsunuz ki daha geniş bir çerçevede, daha geniş bir ilgi alanıyla yeni yapılanma sürecimizde bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem daha önce işte Irak ve Suriye başta olmak üzere yine diğer bölgelerde Kuzey Afrika'ya, Körfez ülkelerine, başka bölgelere, Filistin, Kudüs, Nil Havzası çalışmalarına ilgimiz devam edecek. Bu açıdan hani bizi izlemeye devam edin diyorum. Diğer alanlarda da çalışmalarımız sürecek. Bunlar yayın olarak da sürdüğü gibi seminer, eğitim, hatta daha sonra dil kursları, Arapça dahil olarak inşallah yeni yerimizde, yeni mekanımızda bunları sürdüreceğiz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah yararlı bir tartışma ortamı geçecektir. Ben de konuşmacılara başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Gelişinizden ötürü. Evet. Şimdi
5 konuşmacımız var, ben de dahil. Yani ben hem konuşma yapacağım hem de oturumu yöneteceğim. Konuşmalarımız yaklaşık 10-15 dakika arasında sınırlı kalacak. Ve daha sonra konuşmaların akabinde de varsa soru, cevap, yorum, bunlarla devam edeceğiz. Konuşmacılar elbette yani başlarken bir en azından kendilerini tanıtırlarsa dinleyiciler açısından faydalı olacağı kanaatindeyim. İlk konuşmayı bendeniz Gökhan Bozbaş, Necmettin Erbakan Uluslararası İşler Bölümü yardım doktor öğretim üyesiyim. Orsam'da da Kudüs ve Dil Havzası koordinatörünü yürütmekteyim. Bugünkü konuşmamızın başlığı da Filistin ve mevcut seçimler sonrasında Türkiye'nin Filistin'e karşı politikasında ne tür değişiklikler olabilir veyahut da olmalıdır, bununla alakalı olacak. Öncelikle Orta Doğu'da malumunuz Yemen'den Suriye'ye, Libya'ya birçok yerde sıkıntılar söz konusu. Ve bir yerine göre Filistin tüm bu sıkıntıların merkezinde, yani Filistin meselesi, Filistin'de yaşanan bu gözyaşı dindiği zaman Orta Doğu'ya barış gelecektir. Yani Filistin meselesi bu kadar önem arz etmektedir. Kimisine göre çok lokal, orada işte bir terörizm mücadelesi, yani İsrail'in, Yahudilerin teröristlere karşı vermiş olduğu bir mücadele. Yani iki uç, ifratla tehdit arasında aslında baktığımız zaman. Fakat Türkiye açısından baktığımız zaman, Türkiye aslında olayın en başından beri Filistin meselesinin bir paydaşı. Osmanlı'nın son döneminde ne zamanki Siyonist hareket Kudüs merkezli bir devlet kurmak amacıyla oraya göçmenlerini göndermeye başladığı zaman, orayı kolonileştirmeye başladığı zaman aslında Osmanlı bizatihi oranın hamisi olarak bu konunun bir paydaşı konumundaydı. Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman ilk kuruluş döneminde devletimizin, başkanımızın da atfettiği gibi kendisini Avrupalı olarak konumlandırması, Orta Doğu siyasetin birçoğuna Avrupa merkezli bakması, bir miras olarak değerlendirmemesi, oradaki yaşanan belli bir takım sorunların bir parçası olarak kendisini görmemesi sebebiyle bir dönem ciddi uzak kalmıştır. Hatta Filistin'de özellikle iki dünya savaşı arasında yaşanan dönemde Filistinliler Transjordanya'da bilinen o bölge içerisinde İngilizlerin himayesindeydi. Biliyorsunuz askeri bir idare olarak sömürgesiydi. Orada yaşananlara dünyada hiç kimse ses çıkarmamıştı. 1919-1939 yılları arasında yaklaşık 20 yıl boyunca orada yaşananlar dünya gündemine gelmedi. Aslında Siyonizmin orayı kolonileştirmesi de bu dönemlerdedir. 1948 yılında ilk defa İsrail Devleti kurulduğu zaman da Türkiye yine uluslararası konjonktürdeki pozisyonu itibariyle bildiğimiz gibi İsrail'i devlet olarak tanımış ve Filistinleri tabiri caizse görmezden gelmişti. O dönemki dış politika duruşumuz bu şekildeydi. 1948'den bugüne 2018, tam 70 yıl geçti. Filistin'de yani bir yerel anlamda nelerin yaşandığından ziyade Türkiye'nin dış politika pozisyonu açısından baktığımızda Türkiye'nin dış politika pozisyonlarını aslında partilerin ideolojileri belirlenmişti. İlk dönem yani bizim resmi ideolojik söylemimizin dış politikayı şekillendirdiği dönemler açısından baktığımız zaman bizim için uluslararası temayüller neyse orası oydu. Yani İsrail'i veya Birleşmiş Milletler bir devlet olarak tanıyıp Filistin tanımadıysa biz de o komisyonda kendimiz konumlandırmıştık. Türkiye'nin gündemine ilk girmesi aslında Filistin'deki sol hareketle de paydaş bir şekilde ilerlemişti. Yani nasıldı? Hatırlayalım, 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ın yaşandığı dönemde dünya kapitalizmine karşı Rusya vardı. Sol hareketler vardı. Avrupa'da, Türkiye'de bir sosyalist fraksiyonun sahiplendiği ve ezilen halkların savaşı kapitalizme karşı. Filistinliler ezilen halkı temsil ediyordu. İsrail'de sömürgeci, kapitalist dünyayı temsil ediyordu. Ve doğal olarak oradaki hareket de Türkiye'de ilk etapta sol hareketler nazarında
bir destek bulmuştu. Türkiye de daha geniş tabana kavuşması aslında 1979-80-81-82 dönemiyle beraber İslamcı geleneğin de gündemine girdi Filistin meselesi. Fakat hiçbirinde devlet politikasına bir türlü dönüşemedi baktığınız zaman. Neden? Çünkü sosyalist harekette, İslamcı harekette muhalefetin söylemiydi. Devlet sizin de bileceğiniz gibi sürekli olarak o kuruluş felsefesine dayalı olarak uluslararası konjonktür, yani Birleşmiş Milletler oradaki hak, hukuk vesaire bunlar üzerinden değil, uluslararası temayül hangi yönden esiyorsa, hangi yönden geliyorsa dönemin hükümetleri de kendilerini o şekilde konumlandırıyordu. Doğrudan bir nasıl söyleyeyim, doğrudan bir hükümet politikasına dönüşme henüz daha yok. Yani 70, 80, 90 yıllarda muhalefetin söyleyeyim. Mesela 80 yılında Konya'daki miting. 1 milyona yakın insan Kudüs'ün, İsrail'in Kudüs'ü ebedi ve ezeli başkent yapmasını meydanlarda kınamıştı. Baktığımız zaman hükümet Birleşmiş Milletler kararına kadar herhangi bir söylemi veya tepkisi de yoktu o dönem içerisinde. Ancak Birleşmiş Milletler'in akabinde tepkisini ve söylemini şekillendiriyordu. Fakat halka baktığımız zaman halk daha henüz karar alınır alınmaz bir tepkisini koyuyordu. Aslında bu ne demek? Bu Filistin meselesinin toplum nazarında, toplum vicdanında bir yansıması, bir karşılığı olduğu anlamına geliyor. Fakat bunun hükümet ve halk arasındaki insicamın ortaya çıkmasını için biz daha henüz milenyumu bekleyecektik. Bu çerçeveden değerlendirdiğinizde yine Türkiye'de hepimizin bildiği gibi özellikle 90'lı yıllarda İsrail'in her yaptığı hareketten sonra belki hükümetlerimiz çok sert tepkiler koyamaması, diplomatik olarak çok ciddi tepkiler koymasa da halk nazarında mutlaka bir karşılığı var. Ne yapıyordu? Halkları kendi arasında belirlemiş olduğu İsrail mallarına karşı bir boykot geliştiriyordu. Efendime söyleyeyim, şimdi özellikle son dönemlerde yine yaşanan olaylardan sonra Filistin'in biliyorsunuz geziler düzenleniyordu. Halk arasında yine Filistin'e yönelik okuma programları, efendime söyleyeyim, bir uyanış hareketi vardı. Fakat bunun, tekrar ediyorum, hükümet ve toplum arasındaki insicamın ortaya çıkması çok çok sonradan ortaya çıkacak. Yani günümüze kadar, günümüz dönemini anlatmak istiyorum. Bu anlamda yine halkın içinden diyebileceğimiz, yani halkın kendi anlamında %50'lere varan bir teveccühle ortaya koyduğu bir hükümetin ortaya çıkması, bu politikaların hükümetlere karşılığı olmasına sebep oldu. Şimdi baktığımız zaman özellikle Davos'taki başbakanımızın, o dönem başbakanımızın, bugün cumhurbaşkanımızın çıkışı aslında sadece Türk halkı için değil, yani bölgedeki diğer bütün halklar için de bir halkı bir söylemle ortaya çıkmış oldu. Yani oradaki Davos'taki ifadeler aslında bizim Anadolu'da, efendime söyleyeyim Mısır'da, Ürdün'de, yani Orta Doğu'nun birçok bölgesinde herkesin konuştuğu veya herkesin söylemek istediği şeyi bir anda bir devlet başkanı çok ciddi bir zirvede gündeme getirdi veya da söylemsel olarak konuştu. Bu elbette Müslüman halkların ciddi anlamda bir yansıması haline geldi ve o dönemden sonra da Filistin meselesi hiç olmadığı kadar Türkiye'nin siyasi gündemine de damga vurmaya başladı. Fakat baktığımız zaman geçmişte bıraktığımız o 100 yıllık süre bizim çok böyle, yani o 100 yıllık sürenin şöyle bir özelliği var, onu aşmadan bu cümleyi kurmayayım. Bir tecrübesizlik var. Yani sen bölgeye karşı bir siyaset gütmek istiyorsun, bölgeye karşı bir hassasiyet ortaya koymak istiyorsun. Fakat bölgeyle bir asır boyunca hiç ilgilenmemişsin. Aktörleri bilmiyorsun. Aktörlerin hassasiyetlerini bilmiyorsun. Yerel aktörleri tanımıyorsun. Bölgesel aktörlerin potansiyelini çok fazla bilemiyorsun. Niye? Çünkü 100 yıl boyunca oraya kendini uzaklaştırmışsın. Batı dünyasına entegre etmişsin. Bugün baktığımız zaman İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya, tüm ülkelerin bütün siyasal sistemlerin, içtimai sistemlerin hepsini detaylı bir şekilde bilebiliyorsun. Niye? Çünkü bu anlamda bir inisiyatif var.
eğitim sisteminde var, kültürel anlamda var, yani ilişkiler anlamda var ama Orta Doğu, senin tarihi mirasın olan bölgeyle böyle bir ilişki anı inşa edememişsin. Doğal olarak oraya indiğin zaman, sahaya indiğin zaman yaşadığın en büyük sıkıntı kiminle muhatapsın, senin hakkında ne düşünüyor, sen onun hakkında ne düşünüyorsun, senin bakış açın nasıl? Çünkü senin eğitim sistemin üzerinden Orta Doğu'ya aslında biz artık bir oryantalist olarak bakıyoruz. Yani bölgenin içinden bir aktör olarak değil de oryantalist olarak bakıyoruz. Çok da vaktimi aşmadan, diğer arkadaşların hakkına tecavüz etmeden işin özeti, yani Filistin meselesi dediğimiz zaman Filistin meselesinde en temel iki aktörümüz var şu anda. Biri Fetih, diğeri Hamas. Bugün dünya üzerinde bu iki yapıya, bu iki siyasi fraksiyona en fazla aynı anda tesir edebilecek ülke olarak en azından bölgesel anlamda baktığımız zaman Türkiye ön plana çıkıyor. Fetih kurucu aktör, belki yani Filistin mücadelesinin 40-50 yılına damga vurmuş bir aktör. Hamas ise bugün baktığımız zaman sosyal yapı içerisinde en çok karşılık bulan bir siyasi yapı olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda dünya gündeminde Hamas bir terörist yapı olarak kabul ediliyor. Fetih, Filistin'in meselesinde muhatap alınan tek aktör. Yani halkın yarın öbür gün Hamas değil de ismi hiç önemli değil, şu anda ne diyeceğimi bilemedim, farklı bir aktör dahi çıkarsa sanki El Fetih oranın tek mümessiliymiş, yani tek temsilcisiymiş gibi uluslararası bir kabul var. Yani Filistin halkının 10 yıl sonra, 5 yıl sonra Fetih dışında herhangi bir aktörü dahi yani sahneye çıkarması şu anda mümkün gözükmüyor. Bu anlamda Türkiye'nin pozisyonu çok önemli. Yani Mahmut Abbas da Türkiye'ye geldiği zaman karşılaştığı ilgi teveccüh. Yine aynı şekilde Hamas liderleri, Haniye vesaire Türkiye'deki karşılıkları veya Türkiye'nin onlar üzerindeki tesirler anlamında baktığınızda çok ciddi bir aslında bir rol görüyorsunuz. Bunun diğer dünya ülkelerinde çok fazla rastlayamayacağınız bir özellik. Bu anlamda Türkiye'nin Filistin meselesinin ilerleyen günlerde çözümüne yönelik çok çok kilit rol oynayacağı kanaatindeyim. Zira baktığınız zaman Amerika, İsrail ve diğer birçok aktör Hamas'ı daha da fazla terörize ederek orada bir çözümsüzlüğe doğru yürüttüğünü görüyoruz siyaseti. Özellikle bu Amerika'nın tek taraflı olarak Kudüs'ü başkent olarak kabul etmesi, büyükelçinin taşıması, daha sonra yaşanan olaylarda İsrail'in kullanmış olduğu çok ciddi orantısız güç, şehit edilen onlarca insan, daha iki gün önce kafasından sniperla vurulan 14 yaşında bir genç, çocuk daha yani genç bile değil yani 14 yaşında, hangi gerekçeyle sniper ile vurulabilir yani silahsız. Şimdi bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin rolünün kilit olduğunu düşünüyorum. Zira küresel ölçekte arabulucu rolüne sıfatına sahip olan Amerika bu özelliğini İsrail'den yana kendisini konumlandırarak kaybetti. Orada ciddi bir arabulucuna ihtiyaç var. Küresel anlamda bunu kim üstlenecek, kim üstlenebilir bilmiyorum ama bölgesel anlamda bunun tek adayı Türkiye'dir. Ben öncelikle şimdi teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Burada noktalıyorum. İleride eğer yorum, soru, cevap olursa tekrar devam edebiliriz. Şimdi de oturumu yönetme adına Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum diye söze başlıyorum. Ekonomik gelişmeler ve Türkiye'nin Orta Doğu'daki ekonomik potansiyel, Türkiye'nin işte yine burada yıllardır ihmal ettiği bir alanda tekrar ekonomik olarak faaliyetlerde bulunması vesaire. Recep Yorulmaz hocamızı dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz diyorum tekrar kendi adımına. Ben Recep Yorulmaz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Orsan bünyesinde ekonomi çalışmaları masasında görev yapmaktayım. Bugünkü panelimizin aslında kapsamını şöyle belirledim, onu bir alt tane olarak çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de şöyle bir realite var, biz yaptıklarımızdan çok aslında neden yapmalıyız bunu tartışıyoruz. Yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız noktasında. Yani Orta Doğu ekonomisine daha müdahil olma anlamında. Geçtiğimiz seçim döneminde de tartışılan konulardan konular üzere.
Dolayısıyla bu anlamda bir analiz yapmanın, yani Orta Doğu'ya neden Türkiye olarak biz ekonomik politikalarımızı yönlendirmeliyiz analizini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda konu başlıklarım işte Orta Doğu ekonomilerin temel yapılarına hemen kısaca değineyim. Arkasından Orta Doğu'nun jeoekonomik önemini anlatıp onun ardından da süper güçlerin dünya üzerindeki Orta Doğu'ya neden eğildikleri, hangi amaçlar doğrultusunda Orta Doğu'ya yönelendiklerinin analizini yapıp sonuç olarak da Türkiye neden buraya yönelmeyi sorusunun cevabını aslında ortaya çıkarmış olacağız diye düşünüyorum. Şimdi Orta Doğu'nun temel ekonomik yapısına baktığımızda öncelikle küresel dünyada, şu an globalleşen dünyada üretim yöntemine baktığımızda tüm büyük ülkelerin, tüm gelişmiş ülkelerin aslında petrol ürünlerine dayandırdığını, üretimlerine petrol ürünlerine dayandırdığını görüyoruz. Yani özellikle son 50 yıldır ucuz ve bol petrol politikaları üzerinde kurulduğunu görüyoruz büyüme modellerinin. Bu anlamda doğalgaz da yine önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada baktığımızda Orta Doğu dünyada neredeyse 3'te 2'sine sahip petrol üretiminin, petrol rezervlerinin 3'te 2'sine sahip bir bölge, doğalgazda da neredeyse yarısına sahip bir bölge olarak karşımıza çıkmakta ve önemi bu anlamda bir kere altı çizilmiş şekilde ortaya çıkmakta. Halbuki baktığımızda aslında teoride baktığımızda bu ülkelerin bu kadar rezerve rağmen elde ettikleri gelirlerde dünyanın en refah seviyesi yüksek ülkeler olması gerekirken baktığımızda bu servetin bu geri dağılımında aslında society'ye paylaşma anlamında başarılı olmadığını görüyoruz. Bunun dışında en büyük sorunların da yine aslında bu doğal kaynak bağımlılığı olduğunu bu anlamda görmüş oluyoruz. Çünkü hemen hemen kamu finansmanı, işte kamu harcamalarının finansmanı vesaire gibi konularda da baktığımızda bu doğal kaynak bağımlılığını her anlamda görmüş oluyoruz. Yani kamu harcamalarının finansmanı konusuna geldiğimizde bu tarz ülkelerin işte refah dönemi, işte refah ekonomisi ülkeleri dediğimiz yer Danimarka vesaire gibi ülkelerin aksine vergi gelirlerinin de aslında olmadığını, her şeyin tüm finansman kaynaklarının, kamu harcamalarının finansmanında yine bu doğal kaynaklardan karşılıklarını görüyoruz. Bu anlamda baktığımızda şöyle bir teori de var aslında. Vergi almayan bir ülkede veya vergi alınan bir ülkede halkın katılımı her zaman yönetime daha fazladır. Çünkü vergi veren, bir maliyet ödeyen, sosyete her zaman, halk her zaman yönetimde söz sahibi olmak ister veya bir şekilde olur. Dolayısıyla bu tarz ülkelerde bunun da olmadığını, bunun da sebep sonuç ilişkisi tartışılır belki ama işte otoriter, monarşik rejimlere yol açtığı söylenebilir. Bunun dışında baktığımızda bu tarz ülkelerin, Orta Doğu ülkelerin genelde ihracatlarının sadece yine doğal kaynak bağımlılığı dolayısıyla petrol ürünleri anlamında olduğunu söyleyebiliyoruz. 165 seviyesinde bir ihracat oranları varken 135 değerlerinden genel anlamda söylüyorum. MENA ülkelerinin genel değerlerinden bahsediyorum. 135'lik de bir ithalat oranları olduğunu görüyoruz. Bu 135'lik ithalatı daha sonra açacağız en sonunda. Çünkü Türkiye bu anlamda nasıl katkıda bulunabilir? Bu 135'lik dilimden neler alabilir? Onlara bakmak gerekiyor. Doğal kaynak yoğun ekonomiye sahip ülkelerde zaten kamu finansmanının olaylarına baktık. Ne derece etkileri olduğunu gördük. Ardından bu Doğu ülkelerinin aslında bu Orta Doğu ülkelerinin gençlik potansiyellerine değinmek gerekiyor burada. Özellikle son dönemlerde gençlik nüfus potansiyelinin farklı kaynaklara aktarıldığını görmekteyiz. Ancak bu üretim faktörlerinin aslında reşeli sermaye, emek ve işte girişimcilik unsurlarına baktığımızda çok önemli bir unsur. Çünkü genç nüfus her zaman potansiyeldir ve potansiyeli yönlendirdiğinizi, iyi kanalize ettiğinizi üretime, üretim imkanlarınızı arttırır. Dolayısıyla gelişmeye başlayan, gelişen bir ülke üreten, gelişen, satan bir ülke konumuna gelebilirsiniz. Bu anlamda bu da genç nüfusunu bu noktada değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada Türkiye düşen rol ise Türkiye örnek alarak aslında, Türkiye bir rol model olarak eğitim seviyesinde işte kurduğu yeni soft power olarak kurduğu Maarif Vakfı, işte bunun yanında Yunus Emre Enstitüsü, bu tarz kurumların da Türkiye açısından önem arz ettiğini burada belirtmek gerekiyor. Şimdi tekrar petrolün önlemine geldiğimizde bu ülkelerin ekonomilerinin temel yapısı olan, doğal kaynakların yapısı olan petrolün önemine geldiğimizde bir kere dünyada en çok tüketilen %32.8'de kaynak petroldür. Dolayısıyla yine en başta bahsettiğim gibi bu petrol ürünlerinin
gelişen ülke ekonomilerinin özellikle üretimde en çok kullanılan ürün olduğunu, girdi olduğunu, kaynak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şöyle bir durum da var. Tablolara baktığımızda dünyada en çok petrol üreten ülkeler, en az petrol tüketimi yapan ülkelerken, en az petrol üretimi, en az petrol rezervi olan ülkeler de en çok petrol üretimi, petrol ürünü ihtiyacı olan ülkeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Petrol arzının çok önemli olduğu, süper güçlerin, dünyadaki büyük ülkelerin, gelişmiş ülkelerin bu petrole çok ihtiyaçları olduğu, dolayısıyla bu petrolün her zaman bir pazarının olduğu ve sürekli gelirlerinin olduğu anlamı çıkıyor burada bize. Çok affedersiniz. Bu noktada baktığımızda yine Orta Doğu'nun stratejik ekonomik anlamda stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkmakta. Çünkü baktığımız anlamda petrol, Orta Doğu ülkelerindeki petrolün özelliklerine baktığımızda bir kere dünyadaki en kaliteli petrol burada. Çıkarma maliyetleri açısından, yani elde edilen kost anlamında, maliyet bağlamında da en düşük, işte 1 dolarlarda Suudi Arabistan'da mesela, diğer ülkelerle karşılaştığımız 10 dolarlar vesaire diğer çıkaran ülkelerde çıktığını görüyoruz. Bu anlamda karşılaştığımızda aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Baktığımızda bu da net kar marjının artması anlamına geliyor ve yine bu ülkelerin aslında gelirlerinin çok büyük olduğu ve böyle bir pazarın olduğu aslında Orta Doğu'da ortaya koymuş oluyor. Yine Orta Doğu doğalgaz anlamında, yani doğalgaz kaynakları anlamında yine ilk sıralarda yer alıyor. Ancak doğalgaz ve petrol, işte doğalgaz petrolün eşdeğeridir, işte ikamesidir şeklinde bir görüş var, ancak petrol taşıma maliyetleri anlamında da doğalgazın önüne çıkarak kendini vazgeçilmez kılmıştı. Çünkü neredeyse işte %95'lik kısmı doğalgazın boru hatlarıyla taşınırken petrol sıvı şekilde işte deniz taşımacılığıyla taşınabilir. Bu neden deniz taşımacılığı? Çünkü maliyeti en düşük taşıma yöntemi bildiğiniz üzere deniz taşımacılığıdır. İşte boru hatları vesaire hem stratejik olarak işte ülkelerden geçecek vesaire hem zorken hem de maliyeti yüksek bir girdidir. Bir diğer noktada baktığımızda önem arz eden nokta, petrol üreten bu ülkelerin alıcıları kimler? En büyük alıcıları bahsetmiştik zaten. Gelişmiş ülkeler dedik. En çok ihtiyacı olan petrolünler de ülkeler. Dolayısıyla baktığımız asıl kaynak aslında yakınlığı ve işte ilişkiler bağlamında Asya Pasifik bölgeleri olduğunu görüyoruz. Avrupa artı Asya Pasifik. Tabii en çok Asya Pasifik olduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Çin ön plana çıkıyor. Burada stratejik bir konu oluşuyor yine Orta Doğu ile ilgili. Şöyle bir çalışma var, ona değinelim bir de, hep tartışına gelir. İşte Orta Doğu petrollerinin aslında işte geleceği yoktur. İşte sors anlamında 40 yıl sonra bitecek, 50 yıl sonra bitecek. Bu tartışmalar vardır. 2014 yılında yapılan en son tartışmada, en son çalışmada, özür diliyorum. 80 yıllık petrol ömründen, 150 yıllık da doğalgaz ömründen bahsediliyor. Orta Doğu ülkeleri anlamında. Bundan bir 40 yıl önce, 40 yıl sonra bitecek deniyordu. 40 yıl sonra, 40 yıl daha eklendi buna, hatta 80 yıl eklendi. Belki de 50 yıl sonra bilmiyorum daha kaynak çıkacak veya diye gözüküyor, bilmiyorum. Yani tartışılan bu noktada. Diğer hemen konulara geçtiğimizde, Orta Doğu'nun biraz jeoekonomik önemine bahsedelim, öneminden bahsedelim. Dedik, anlattık, işte petrol anlamında, kaynak anlamında, rezerv anlamında çok stratejik bir öneme sahip. Jeoekonomik anlamında öneme baktığımızda da, şimdi bu petrol, bu kaynakların, doğal kaynakların çıkma noktası önemliyken bunların geçiş noktaları da çok önemli hale geliyor. Ya baktığımızda bunların geçiş noktaları neler? Geçtiği ülkeler, geçtiği yollar, hepsi stratejik öneme sahip oluyor. Çünkü baktığımızda yine geleceğiz buna. Süper güçlerin özellikle buraya eğilmesinin nedenlerinin başına geliyor. En önemli geçiş noktası olarak baktığımızda Hürmüz Boğazı'nı alabiliriz. Hürmüz Boğazı nerede? İşte Orta Doğu dünyanın kalbiyken, Körfez Orta Doğu'nun merkeziyken, en çok petrol üreten yer olması anlamında Hürmüz Boğazı da buranın aslında %90'ını taşındığı stratejik öneme sahip bir yer. Neresi Hürmüz Boğazı? İşte Körfez'den, üstte İran, altta Umman olmak üzere Basra Körfezi'nden geçen bir nokta. Şimdi bunu niye Umman, bunu niye bahsettik ekonomik anlamında? Umman'a baktığımızda şöyle bir veri var, hemen oraya girdiğimizde dünyada milli hasılalarına oranla en çok savunma harcaması yapan ülkeler sıralamasına baktığımızda birinci sırada kim yer alıyor? Umman. Çok ilginç bir şekilde, hiç çoğu aslında öğrencilerimize sorduğumuzda da alamayacağımız bir cevap. Umman ülkesi karşımıza çıkıyor. Bu anlamda baktığımızda o kadar stratejik bir öneme sahip ki bu noktalar, çünkü çok büyük market var, çok büyük mevla var ortada. Bunun savunması anlamında
çok büyük paralar harcandığını görüyoruz. Bu da ayrı bir zaten, yine değineceğiz. Ayrı bir market oluşturuyor, silahlanma. Silah endüstrisi anlamında. Bunun üzerine İran bakma zaten, İran'ın durumu, Amerika ile ilişkileri, Rusya, Çin vesaire bağlamında ortada. Bir diğeri Süveyş kanalı ve Bab-ül-Mendeb Boğazı. Bunu hemen kısaca değinmek istiyorum. Kızıldeniz'e bağlayan yukarıdan Süveyş kanalıyla, işte Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na bağlayan aşağıda Bab-ül-Mendeb Boğazı var. Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın bir stratejik önemi var. İşte yukarıda Yemen, aşağıda Etiyopya ve Somali'yi oradan oyun dışı etmek anlamında Cibuti ve Eritre olarak iki tane ülkecik kurulmuş. O iki ülkecik üzerinden sadece ona yönetebilecekleri, kontrol edebilecekleri iki ülkecik üzerinden burada o petrol taşıma şirketleri vesaire derken işte dış güçler burada bir yine süper güçler anlamında müdahale alanı aldıklarını görüyoruz. Tüm bunların aslında ortak noktası, çıkış noktası, yani bu süper güçler neden buraya bu kadar önem veriyor? İşte şu yorum neden var? Amerika süper, Birleşik Devletleri diyelim, ABD süper güç olmasının devamını Orta Doğu'daki egemenliğine bağlıyor bir yerde. Dolayısıyla Orta Doğu'nun önemini bize göstermiş oluyor bu durum. Peki Birleşik Devletleri girdiğimiz hemen Birleşik Devletleri'nin biraz ilişkisine bakalım. Orta Doğu'ya ilgili. Orta Doğu anlamında. Hemen kısaca geçelim iki dakikada. Genelde şöyle bir algı vardır. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye ihtiyacı var, bu bölgenin petrolüne kaynağına ihtiyacı var. Aslında bu değil. Tek neden bu değil ya da. Şöyle bir durum var. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi üretim tüketim karşılama oranı petrol anlamında %62 iken doğal gaz anlamında %96. Bunun hemen kısaca nedenleri var. Bunların yanında niye önem veriyor Orta Doğu'ya? Birinci olarak bu petrolün pazarlanması süreci var. Baktığımızda petrol çıkaran, yayan, taşıyan vesaire büyük şirketlerin büyük bölümü, işte Exxon Mobil gibi ABD menşeli şirketler. Exxon Mobil'in de yöneticilerin kondisyonel rais falan olduğunu düşündüğümüzde önemli bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Bir diğer nedeni bu petrole muhtaç saydığımız diğer ülkeler, Avrupa ve Asya Pasifik ülkeleri, özellikle Çin. Bunların üzerinde bir kontrol, hakimiyet sahibi olmak. Üçüncüsü, petrol dolarları bir şekilde Amerika'da tutmak. Yine dördüncüsü silah endüstrisi, çok büyük bölümde ABD'nin silah endüstrisine dayandığı için ekonomisinin kalkınmıştı. Yani bir diğeri de petrol ticaretinin yine dolarla yapılması, yani doların rezerv money olarak, rezerv parası olarak kalmasının durumunun korunması aslında bir yerde. Çünkü bunların hepsine baktığımızda, niye özetledik bunları, hepsine baktığımızda Orta Doğu'nun ne kadar stratejik olduğunu, dış güçler, süper güçlerin, özür dış güçler hep ağzımıza kalmış yerden. Siyasetin süper güçlerin, özellikle gelişmiş ülkelerin neden Orta Doğu'ya önem verdikleri noktasından çıkış yaptı ve en son geldiğimiz noktada da Türkiye aslında neden Orta Doğu'ya ekonomik politikalar anlamında yönelmeli sorusuna cevaplamış olduk bir yerde. Şimdi baktığımızda aslında şey yapacaktım, daha ihracat talebine girecektim ama vaktimiz yok. Kısaca şuna da değinmek istiyorum. Yeni seçim sürecinden sonra yeni hükümetle birlikte, yeni işte Cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte Türkiye'de şunun olacağını söyleyebiliriz. Yani şimdiye kadar zaten önem veriliyordu Orta Doğu anlamında ekonomik politikalarında. Ancak yeterli değildi. Yine ithalat ihracat rakamlarına gelirsek bakacağız. Şimdi orada da çok yetersiz aslında bu anlamda. O markete tam olarak giremediğimiz noktasında bir gerçek çıkıyor ortaya. Yani bu anlamda baktığımızda en azından şunu söyleyebiliriz, yeni seçilen hükümetle birlikte, yeni seçilen Cumhurbaşkanı sistemiyle birlikte en azından halkın onayını alarak bir şekilde, çünkü Orta Doğu politikalarına belli bir şekilde izah etmişlerdi. Bu anlamda Orta Doğu'ya daha entegre, Orta Doğu'ya yönelik daha fazla politikalar üretecek bir Türkiye görebileceğimiz konusunda çıkarım yapabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Recep Hocam genel olarak Orta Doğu'nun dünya ekonomik piyasası içerisindeki pozisyonu, önemi, yine jeopolitik konumu, bunun öneminden bahsettikten sonra Türkiye'nin, Ahmet Hocam'ın ve benim özetlemeye çalıştığımdan sonra arkadaşlara söyleyecekler, sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak da aktör olma pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapmış oldu. Şimdi sırada Orkun Orhan hocamız var. Hocamız Türkiye-Suriye ilişkilerini seçim sonrasında basitten değerlendirecek. Buyurun hocam.
teşekkür ediyorum hocam. Evet, Orhun Orhan, Orsan'da Suriye çalışmaları masası koordinatör olarak görev yapıyorum. Suriye meselesi çok dinamik bir mesele olduğu için çok fazla işin tarihi boyutuna girmeden izin verirseniz güncel meselelere ilişkin fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Ama çok kısaca birkaç dakika içerisinde Türkiye'nin iç savaş sonrası Suriye politikası nasıl şekillendi, nasıl evrildi? Kısaca onu birkaç, üç ana başlık altında anlatmak istiyorum. Birincisi angajman dönemiydi. Suriye iç savaşı ilk başladığı dönemde biliyorsunuz geçmiş dönemde iç savaş öncesinde Türkiye'nin Suriye ile çok yakın ilişkileri söz konusuydu ve Türkiye bu krizin siyasi yöntemlerle aşılabileceği yönünde bir inanca sahipti ve bir ikna çabası içerisine girdi. Yaklaşık 6-7 aylık süreç boyunca mekik diplomasisi uygulandı ve Türkiye'den üst düzey yöneticiler Suriye'ye, Şam'a giderek Esad rejiminin güç kullanımından ziyade siyasi adımlar atarak bu krizi aşması yönünde baskıda bulundu. Ama bu 7 aylık sürenin sonunda, ki bu da Türkiye'nin Suriye politikasından ikinci aşama olarak ifade edebiliriz, Türkiye'nin umudunun kalmaması, Esad rejiminin ikna olmayacağının anlaşılmasıyla birlikte baskı ve izolasyon politikası başladı. Ki bu da uzun yıllar, yani 4-5 sene boyunca devam eden bir politikaydı. Türkiye artık Esad rejimini baskı uygulayarak uluslararası toplumla Suriye'de Esad rejiminin değişmesini savunan ortaklarıyla birlikte hem ekonomik hem siyasi diplomatik baskı uygulayarak davranışlarında, politikalarında değişime zorlamaya çalışan bir yeni politikaya geçti. Ve bu süreçte biliyorsunuz hatta bu anlamda öncü bir rol de gösterdi Türkiye. Hem Suriye siyasal muhalefetinin hem de askeri muhalefetinin, Özgür Suriye Ordusu'nun en başta gelen destekçilerinden biriydi. Hatta bu yapıların kurulduğu, örgütlendiği, rahatça organize olabildiği, sınır aşan faaliyetlerde bulunabildiği bir ülke konumundaydı. Ve üçüncü aşama Türkiye'nin Suriye politikasında 2013 sonrasında adaptasyon dönemi olarak ben onu ifade ediyorum. Ve bu da Suriye iç savaşının artık giderek niteliğinin değişmeye başlaması. Burada neyi kastediyorum? İlk baş aşamada daha demokratik taleplerle sivil bir ayaklanma hareketi iken gelişen süreç içerisinde askeri mücadelenin çok daha fazla ön plana çıktığı ve demokratik taleplerden ziyade etnik mezhepsel karakterinin giderek ön plana çıktığı bir iç savaşa dönüşmeye başlaması ve belki de Türkiye açısından en önemlisi fiili anlamda bölünmeye doğru giden ve YPG gibi, DAEŞ gibi, El-Kaide gibi terör örgütlerinin muhalif saflar içerisinde giderek etkinlik kazandığı bir iç savaşa dönüştü. Ve bu bahsettiğim terör örgütlerinin özellikle Türkiye sınırına yakın bölgelerde egemenlik iddiasında bulunduğuna şahit olduk. Bu da tabii Türkiye'nin sahadaki yeni gerçeklere, bu bahsettiğim yeni gerçeklere göre Suriye politikasını adapte etmeye çalıştığı bir dönem. Ki dediğim gibi ben de bu dönemi adaptasyon dönemi olarak ifade ediyorum. Sürem kısıtlı olduğu için bu Türkiye'nin Suriye politikası kısmını çok kısaca bu üç ana başlık altında ifade etmek istedim. Peki yeni dönemde bu adaptasyon döneminden sonra Türkiye'nin Suriye politikasında öne çıkan başlıklar neler? Çok kabaca İki temel öncelik var şu anda Türkiye'nin Suriye politikasında. Birincisi siyasi çözüm. Suriye'de bir yangın var ve bu yangından en fazla zarar gören ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'nin geçmişte işte buradaki iç savaşta bir taraf aldığını biliyoruz ama öyle ya da böyle ne olursa olsun burada rejim ve muhalifler arasında artık bir siyasi çözüm bulunması, Suriye'de istikrar sağlanması Türkiye'nin birinci önceliği. Çünkü buradan kaynaklanan güvenlik riskleri Türkiye açısından sadece güvenlik değil, bunun ekonomik maliyeti, işte mülteciler boyutu var. Bunlardan birazdan kısaca bahsedeceğim. Bütün bu sıkıntıları aşabilmek açısından siyasi çözüme acilen bir ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu birinci önceliği. İkinci önceliği güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesi. İşte o üçüncü başlık altında ifade ettiğim değişen yapısı, yükselen terörizm, sınır güvenliğinin ortadan kalkması, Türkiye buna dönük olarak güvenlik tehditlerini bertaraf etmeye dönük bir
politika öncelediğini görüyoruz. Birinci başlık, yani siyasi çözüme ilişkin olarak Türkiye ne yapıyor, hangi araçları gündeme getiriyor? Birincisi Astana. Bu Suriye meselesinde en etkili aktörler olan Rusya ile İran'la birlikte bir Astana süreci başlatıldı. Bunun devamında Astana daha çok askeri alana ilişkin bir süreçti. Muhalifler üzerinde en etkili olan Türkiye ile rejim üzerinde etkili olan Rusya ve İran'ın birlikte yürüttüğü ve somut anlamda taraflar arasında ateşkesi beraberinde getiren bir süreçti. Daha sonraki aşamalarda 4 bölgede çatışmasızlık bölgeleri ilan edildi. Her ne kadar ihlaller olsa da. Ve bu daha sonra siyasi aşamaya doğru evrildi. Soçi süreci. Daha sonra Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi. Ve bu tüm süreçlerin Türkiye aktif bir ortağı konumunda. Tabii Türkiye açısından bakıldığında Suriye'de siyasi çözüm için Astana bir başlangıç, bir temel. Ama nihai aşamada Türkiye bu sorunun, Suriye sorununun daha geniş çerçevede Amerika'nın, Avrupa ülkelerinin, yine Körfez ülkelerinin içine dahil olduğu bir çözüm perspektifi içerisinde çözülmesini savunuyor. Astana'daki oluşacak temeli daha sonra Cenevre'ye bir temel oluşturmasını savunuyor. Cenevre'nin de yine Türkiye aktif bir partneri konumunda. Ve tabii ki Türkiye burada her ne kadar Rusya ile ve İran'la birlikte hareket ediyor olsa da bu ülkelerden farklı bir perspektife sahip. Türkiye'nin geçmiş yıllarda muhaliflerle, Suriye muhaliflerle yakın bir ilişki geliştirdiğini biliyor. Dolayısıyla Türkiye, İran ve Rusya üzerindeki etkinliğini kullanarak muhaliflerin kabul edebileceği bir siyasi çözüm perspektifi bulmaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin burada Rusya ile İran'la işbirliğini saf değiştirdiği olarak değil, tam tersi muhaliflere bir çıkış sağlayabilmek için gücünü, etkisini kullanma olarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin ikinci önceliği güvenlik tehditleri dedik. Bunu biraz daha detaylı anlatacağım. Çünkü zira iki başlık önemli olsa da güvenlik tehditleri Türkiye açısından çok daha acil bir mesele. Güvenlik tehditleri dediğimizde de bunun alt başlıkları var. Birincisi terörle mücadele meselesi. Çok karmaşıklaştırmak istemiyorum ama terörle mücadele de kendi içinde işte YPG, DAEŞ, IŞİD ve El-Kaide ile mücadele olarak 3 alt başlığa ayrılabilir. YPG sorunu Türkiye açısından yaşamsal, PKK ile bir görüyor Türkiye ve Türkiye YPG'nin Amerika desteğiyle kurulan YPG bölgelerini kendi güneyinde kurulmuş bir terör koridoru olarak nitelendiriyor ve bunun bertaraf edilmesini bir yaşamsal sorun olarak görüyor. IŞİD meselesi önemli bir güvenlik tehdidiydi ama Fırat Kalkanı ile birlikte bu sorun şimdilik sınırlandırıldı. Amerika'nın da yürüttüğü mücadeleyle şu anda Türkiye açısından acil bir tehdit olmaktan çıkarıldı ama özellikle Türkiye içerisindeki hücreler açısından Göktuğ Hocam birazdan bahsedecektir. Türkiye açısından hala bir tehdit olmaya devam ediyor. Çok gündeme gelmeyen bir de El-Kaide meselesi var. Türkiye'nin İdlib'de biliyorsunuz bir misyon yürütüyor. Türkiye şu anda İdlib şu anda fiilen Türkiye'nin bir nüfuz alanına dönüşmüş durumda. Ve İdlib'de her ne kadar Türkiye'nin desteklediği muhalif unsurlar olsa da oranın en güçlü grubu daha önce El-Kaide'nin Suriye kolu olan Nusra, daha sonra ad değiştirerek HTŞ olan Hayat Tahrir el-Şam adını alan yapılanma. Bir aşamada ben Türkiye'nin buradaki El-Kaide yapılanmasıyla da karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Bunun da Türkiye açısından bir güvenlik riski olduğunu düşünüyorum. Güvenlik tehditleri açısından ikinci başlık sınır güvenliği meselesi. Tabii o angajman politikası, yani Türkiye'nin ilk Suriye politikasında muhaliflere dönük aşırı toleranslı politikası döneminde açık kapı politikası uygulandı. Ve bu dönemde muhalifler, askeri muhalifler de dahil olmak üzere sınır bölgesini çok rahat bir şekilde bir geçiş yolu olarak kullandı. Ama terör örgütlerinin güçlenmesiyle birlikte artık bu açık kapı politikası Türkiye açısından bir tehlikeye dönüşmeye başladı ve işte YPG'nin egemenlik iddiasında bulunması, yine IŞİD'in hilafet devleti adı altında Türkiye sınırlarının önemli bir kısmında egemenlik iddiasında bulunması,
IŞİD'e ve YPG'ye katılan yabancı terörist savaşçılar gibi başlıklar üzerinden bu sınır güvenliği meselesi artık Türkiye için büyük önem arz etmeye başladı ve Türkiye açık kapı politikasını söylem bazında sürdürse de fiilen artık geçişlerde daha sıkı tedbirlerin uygulandığı bir dönem söz konusu. Bu halen devam ediyor. Hatta şu anda en son benim bildiğim kadarıyla 900 kilometrelik sınırın 600 kilometrelik bölümü duvarlarla örülmüş durumda. Bütün teknolojik imkanlar seferber edilerek buradan geçişlerin engellenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu güvenlik başlığı altında bir üçüncü mesele mülteciler meselesi. Yine ilk aşamada Türkiye'nin daha toleransla yaklaştığı ama sayının şu anda resmi olarak 3,5 milyonlara varmasıyla birlikte Türkiye üzerinde ciddi baskı oluşturan mülteciler meselesi yine Türkiye'nin Suriye politikasında öncelikli bir başlık. Türkiye halen bu konuda çok toleranslı ama yeni göç akınlarının olmaması konusunda da çaba sarf ediyor. Diğer birçok nedenin yanında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nın da nedenlerinden biri yeni göç dalgalarının önlenmesiydi. İdlib konusunu da yine Türkiye açısından hayati kılan meselelerden biri de buradaki 2,5 milyonluk sivil nüfus ve olası bir askeri operasyonun Türkiye'ye dönük yoğun bir göç dalgasını başlatacak olması. Sayın Başkan süremin de sınırlı olduğunu bana hatırlattı. O zaman o yüzden kısaca başlıklar halinde bu bahsettiğim Türkiye'nin öncelikleri konusunda Türkiye nasıl bir politika izliyor, hangi araçları gündeme getiriyor ondan bahsedip sunumumu sonlandırayım. Bir tarafta dedik siyasi çözüm, diğer tarafta güvenlik tehditleri. Esasında bu birbiriyle çelişen iki öncelik. Hangi anlamda söylüyorum? Eğer siyasi çözüme ulaşmak istiyorsanız Türkiye'nin pozisyonunun daha çok Amerika ile, Batı ile ve Körfez ülkeleriyle daha yakın olduğunu görürsünüz. Esad rejiminin siyasi tavizler vermesini isteyen muhaliflerin kabul edebileceği bir siyasi çözüm perspektifi arayışı içerisinde. İkinci başlığa baktığımız zaman güvenlik tehditleri bu sefer de sorunun kaynağında Batı'nın yattığını, hatta kimi zaman Körfez'in yattığını görüyorsunuz. Bu da tabii Türkiye'nin iki önceliğini koruyabilmesi açısından değişken ittifaklar içerisine girmesini gerektiriyor. İşte bakıyorsunuz siyasi çözüm konusunda daha çok Amerika ile birlikte Batı ile hareket eden bir Türkiye var. Yine Astana süreci içerisinde Rusya ile İran'la bir koordinasyon çabası içerisinde. Ama diğer taraftan terörle mücadele, mülteciler meselesi, güvenlik listelerinin bertaraf edilmesi gibi konularda daha çok Rusya ile ve İran'la ittifak ettiğini görüyorsunuz. Ve bu da kimi zaman belki çelişen gibi gözüker ama Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını önceleyebilmesi açısından gayet anlaşılabilir bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak seçimler dedik, yani toplantımızın da başlığı olarak seçimler sonrasında Türkiye'nin Suriye politikası neler olabilir? Mevcut hükümet devam ettiği için bir süreklilik olacaktır ama en azından 5 yıl boyunca mevcut hükümetin iktidarda kalacağının anlaşılmasının hem de iktidarın Suriye'de alabileceği risklerin daha fazla olabilmesi açısından bir önemi var. Hem de Batı'nın dış aktörlerin mevcut hükümette çalışma, işbirliği yapması açısından bu seçimlerin sonuçlarının önemli olacağını düşünüyorum. İlk dönemde birkaç başlık Türkiye açısından önemli olacak. Birincisi mülteciler meselesi. Türkiye yeni göç akınlarını önlemek ve kendi içerisindeki Suriyelilerin olabildiğince geri dönüş şartlarını oluşturmak için çaba sarf edecektir. Bu anlamda siyasi çözüm çok hayati bir önemde. İkincisi İdlib meselesi. İdlib çok kritik, önemli olan bir bölge. YPG gibi yaşamsal bir sorun. Münbit zaten takip ediyorsunuzdur. Çok yine kritik bir mesele. Türkiye'nin YPG ile mücadelesinde başlangıç olabilecek, Amerika ile işbirliği sağlayabileceği bir alan olarak önem teşkil ediyor ve bunun devamı olarak Fırat'ın doğusu gündeme gelecektir. Afrin, Fırat Kalkanı ve İdlib'de yine istikrarın sağlanması, burada işleyebilen başarılı bir modelin oluşturulması yine Türkiye'nin öncelikleri arasında olacaktır. Seçim sonrası yine tartışılan konulardan biri acaba Suriye merkezi hükümetiyle bir irtibatın olup olamayacağı meselesi. Çünkü
özellikle YPG söz konusu olduğunda, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği söz konusu olduğunda Esad rejiminin de benzer bir perspektife sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlamda belki bir koordinasyon olabilir. Zaten Astana süreci vasıtasıyla Rusya ve İran üzerinden bir dolaylı irtibat söz konusu ama benim kişisel kanaatim en azından kısa orta vadede Şam yönetimiyle Türkiye'nin doğrudan bir irtibata, en azından kamuoyu yönünde bir doğrudan irtibata girmeyeceği yönünde. Evet, teşekkür ediyorum. Sunumumu burada sonlandırayım. Soru cevap kısmında olursa daha detaylı olarak tartışırız. Teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz hocam bu kıymetli konuşmanızdan ve katkınızdan dolayı. Orhun hocam, genel olarak 2011 Suriye İç Savaşı'nın başladığı günden bugüne Türkiye'nin siyasetini özetleyip seçim sonrası dönem açısından Türkiye için mülteciler sorunu, İdlib, Münbiç'teki statiko ve yine Afrin Fırat Kalkan operasyonları sonrasında bölgedeki inşa edilen sosyal ve siyasi sistemin önemine dikkat çekti. Bunların da gündemimizde yoğun bir şekilde işgal edeceğinin altını çizdi. Teşekkür ederiz tekrar. Dördüncü konuşmacı olarak Türkiye'nin malum Suriye'yle beraber komşular içerisinde en çok şu anda siyasi, kültürel, ekonomik olarak yoğun bir ilişki içerisinde olduğu Irak konusu var. Irak konusunda Sayın Bilal Doğan hocamız bizi aydınlatacak. Buyurun hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Gökhan hocamın söylediği gibi ben Türkiye'nin Irak politikasında bugüne kadar bir çerçeve içerisinde anlatmaya ve özellikle seçim sonrası, yani hem Türkiye'deki seçim aslında hem de Irak'taki seçim sonrası Türkiye'nin Irak politikasının nereye doğru evrileceği ve hangi çerçevede ilerleyeceğine yönelik bir sunum yapmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle Türkiye'nin Irak politikasının önceliklerine bakmak lazım. Özellikle 2003 sonrası Türkiye Irak'ta önemli bir pozisyon aldı. Ve bu belirlediği pozisyon ve Türkiye'nin yaklaşımını ben üç temele dayandırıyorum. Öncelikle bölgesel ve küresel algılamalar bu Türkiye'nin yaklaşımını ve pozisyonunu belirledi. Öncelikle tabii ki Amerika'nın bir işgali söz konusuydu Irak'ta. Bunda bildiğiniz gibi Türkiye üzerinden yapmayı denedi ama bir Mart tezkeresinin geçmemesi çok müsaade etmedi. Tabii bölgesel algılamalar da önemliydi Türkiye'nin Irak pozisyonunu alırken. Hem Suriye'deki gelişmeler hem İran'ın bölgedeki faaliyetleri ve Türkiye'nin kendini konumlandırmış olduğu Orta Doğu'daki konum Türkiye'nin bölgesel algılamalarını da beraberinde getirdi. Tabii Türkiye'nin Irak politikasını geliştirirken diğer önemli bir algısı ve yaklaşımı ikili ilişkilerdeki tutumuydu Türkiye'nin. Saddam dönemi boyunca Türkiye'nin ilişkilerinin çok yoğun olmadığı bir ülke olduğunu biliyoruz ama yine de diplomatik bağlantında kesilmediği bir ülke olduğunu biliyoruz. Bununla beraber Irak'taki gelişmeler, özellikle Irak'ın kuzeyinde işte 1990'dan sonra yani 1. Körfez Savaşı ile bir üçlü yasak bölgenin ilan edilmesi Türkiye'nin doğrudan ilişkisinin hep sabit kaldığı bir ülke olarak karşımıza çıktı ve bu nedenle Türkiye politik olarak sıcak tuttu Irak'taki ülkeyi. Tabii üçüncü bir faktör ise Irak iç siyasetinin etkisi. Biraz önce Gökhan hocam tanımlarken söylediği gibi Irak'taki iç siyasi yapılanmaya bakıldığında, iç sosyal yapılanmaya bakıldığında Türkiye'nin tarihi, kültürel, işte etnik olarak da akrabalık ilişkilerinin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Özellikle işte Türkler yarım varlığı bu anlamda Türkiye açısından çok önemliydi ilk baştan itibaren. O nedenle Irak iç siyasetinin yapısı da Türkiye'nin yaklaşımını ve pozisyonunu belirledi. Tabi bu çerçevede Türkiye'nin politik öncelikleri de vardı. Evet, yani üç bölgesel ve küresel, onunla birlikte iki ilişkiler ve iç siyasetin etkisiyle beraber Türkiye'nin Irak yaklaşımları vardı. Bu yaklaşımın temelleri de şunlara dayanıyordu. Bir, ki özellikle 2003 sonrası Irak'taki istikrarın sağlanması. Çünkü Türkiye bölgedeki istikrarsızlıklardan değil, tam tersine istikrardan faydalanan ve bu yönde politika izleyen bir ülkeydi. Çünkü bölgedeki her türlü istikrarsızlık Türkiye'de doğrudan etkiliyordu. Önemli bir kere Irak'ın istikrara kavuşması yönünde bir politika izledi. Tabii Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin
sağlanması da Türkiye açısından önemliydi. Çünkü Irak'ın toprak bütünlüğü korunarak bölgedeki işte o hep tırnak içerisinde söylüyorum. Hep hani çok klasik tabirle domino etkisinin ortaya çıkmaması yönünde bir politika izledi. Bu nedenle Türkiye'nin Irak'a yaklaşırken en önemli belki de çıktısı Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasıydı. Irak'a Türkiye yaklaşırken üçüncü faktör olarak katılımcı ve uzlaşmacı bir siyaset izleme yönünde bir politika belirledi. Özellikle Irak'taki her grubun Irak'taki siyaset içerisinde olması, Irak'taki yönetimden pay alması Türkiye'nin birinci önceliklerinden bir tanesiydi. Bu anlamda Türkmenlerin ülke içerisinde kalarak refahının artırılması, kendi haklarının koruyacak şekilde bir siyasi pozisyon elde etmeleri Türkiye'nin dış politika çıktılarının belki de başında geliyordu. Tabii bununla birlikte Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin de yaşadığı tartışmalı bölgelerdeki uzlaşmanın çözümünün de sağlanması Türkiye'nin en önemli dış politika çıktılarından, Irak'a ilişkin dış politika çıktılarından bir tanesiydi. Tabii bu kapsamda güvenlik ekseninde biraz sonra belki Göktuğ hocamız daha detaylı anlatacak ama PKK ve terörle mücadeledeki Türkiye'nin pozisyonu da önemli. Çünkü Irak'a bakarken Türkiye bir anlamda doğrudan PKK ile ilişkilendirerek bakıyordu ve Türkiye'nin güvenliği bu anlamda çok önemliydi. Ve Türkiye güvenlik ekseninden de Irak'ta bir politika geliştirmeye çalıştı. Bununla birlikte tabii Irak Türkiye'nin ekonomik anlamda en büyük ikinci partneriydi. Özellikle IŞİD dönemine kadar, yani IŞİD öncesi döneme kadar Almanya'dan sonra en büyük ikinci partneriydi. Bu anlamda ekonomik ilişkilerin devam ettirilmesi, enerji arzı ve güvenliğinin sağlanması ve yine Türkiye'nin önemli dış politika unsurlarından bir tanesi haline gelmişti. Ve tabii Irak'ın 2003 sonrası yeniden yapılandırması da bu kapsamda, ekonomik ilişkiler kapsamında Türkiye'nin en fazla Irak'ta izlediği politikaların öncüsü konumundaydı diyebiliriz. Tabii bu kapsamda Türkiye bu politik temeller, yani bir taraftan kendisini belirlediği pozisyon, diğer taraftan bu politik unsurlar çerçevesinde Türkiye'nin bugüne kadarki Irak'la ilişkilerini ya da Türkiye'nin dış politikasını 5 çerçevede belki ifade etmek gerekiyor. Ben bunları genellikle zamansal olarak, yani tarihsel süreçler içerisinde ayırmayı deniyorum. Önce 2003-2005 arasını bahsetmek lazım. Çünkü bu dönemi ben düşük yoğunluklu politik dönem olarak adlandırıyorum. Türkiye 2003'te Amerika'nın kendi topraklarını kullanarak Irak'a girmesine izin vermemesi nedeniyle Irak'taki 2003 sonrası yeniden yapılandırmada özellikle siyasi yapılandırmada biraz olsun etkisiz kaldı diyebiliriz. Ancak 2003'ten 2005'e kadar gelen süreç içerisinde özellikle Sünnilerin siyasi sürecin dışında kalması ya da bunu tercih etmeleri Türkiye'nin bir şekilde Irak'taki siyasette etkili olmasını beraberinde getirdi. Çünkü Sünnilerin siyasi sürece entegrasyonu konusunda etkili olabilecek en önemli ve denge ülkesi belki de Türkiye'ydi. Tekim hatırlıyoruz 2005 yılında işte Onat Otel'de İstanbul'da yapılan bir toplantı vardı ve Sünnilerin siyasi sürece entegrasyonu konusunda Türkiye etkisini göstermiş ve 2005'teki seçimleri, 2005'te iki tane seçimler yapıldı. Biri 30 Ocak seçimleri, bir tanesi 15 Aralık seçimleri. 30 Ocak seçimlerine Sünniler katılmadılar ama 15 Aralık seçimlerine Türkiye, Sünnilerin siyasi sürece entegrasyonu kapsamında katılmalarını sağladı. Bu anlamda Türkiye'nin gittikçe politik etkinlik kazandığı bir dönem ve prestijini kazandığı bir dönem başladı diyebiliriz. Ve bu anlamda 2005-2009 arasında merkez ağırlıklı politik dönem olarak ifade edeceğimiz dönemin başladığını görüyoruz. 2005'ten itibaren Türkiye'nin Irak'taki siyasi etkinliğinde artırmasıyla beraber Türkiye Irak'ta giderek güçlenen ve merkezi otoriteyle daha fazla ilişkilerini geliştiren bir politik süreç izledi. 2005'te Irak Anayasası çıkartıldı ki o anayasasında her ne kadar Türkiye'nin öngörüleriyle ya da Türkiye'nin politik çıktılarıyla uyuşmayan konular olsa bile Irak'taki istikrarın sağlanması, Irak'taki siyasi sürecin devamının sağlanması algısıyla Türkiye bu dönemde Irak Merkezi Hükümeti'ndeki yeniden yapılandırmayı ve merkezi siyasetle ilişkilerini geliştirmeyi sürdürdü ve destekledi. Özellikle 2008 yılı bunun belki de en üst pik yaptığı noktaydı. 2008 yılında yaz aylarında o dönem Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'dı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde 48 tane mutabakat muhtırası imzalandı ki bunun içerisinde güvenlikten, enerjiye, kültürden, sağlığa, ekonomiden, siyasete kadar her alanda bir işbirliği düzeyi ortaya çıkartılmış ve
Irak'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi anlaşmaları imzalanmıştı ki özellikle IŞİD döneminde bu yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi anlaşmaları konsey toplantıları kesilmiş olsa da yeniden başladığı bir süreçle karşı karşıyayız. Tabii 2009 dönemine kadar yükselen bu ilişkiler 2010'da Irak'ta yapılan seçimlerle beraber değişti. O nedenle 2010-2014 arasındaki dönemi ben yerel ağırlıklı politik dönem olarak adlandırıyorum. Bu dönemde çünkü Türkiye 2010'daki seçimlerde bir pozisyon aldı. Belki de Türkiye'nin bugüne kadar Irak'ta ilk kez aldığı pozisyondu. Yani siyasi bir pozisyon aldı ve Irak'ta Irakiye listesini destekledi. Riyad al-Arabi'nin kurmuş olduğu liste. Aslında bu proje başarılı oldu. Yani Irak'ta bütün grupların içerisinde yer aldığı bir liste kuruldu Irak'ta 2010 seçimlerinde. Ve Türkiye bunu net olarak destekledi. Ve Irak'ta 91 milletvekiliyle en büyük grup haline geldiler. Ancak Irak'ta ondan sonraki grup işte Nureyen Maliki'nin kurduğu kanun devleti listesiydi. 89 milletvekili elde etmişti. Daha sonra Nureyen Maliki'nin kurmuş olduğu bu liste diğer partilerle, diğer özellikle Şii partilerle anlaşarak en büyük koalisyon ortağı haline gelince hükümet onlar kurdular. Tabii Türkiye'nin 2010 seçimlerinde almış olduğu bu pozisyon ve Nureyen Maliki'nin 2010 sonrası hükümeti kurmasıyla beraber Türkiye ve merkez hükümeti karşı karşıya getirdi diyebiliriz. Çünkü Türkiye'yi Nureyen Maliki kendisini bir rakip olarak gördü. Çünkü 2006'da 2009'a kadar, 2010'a kadar yürütülen hükümeti de Nureyen Maliki yönetiyordu ve 2008'de en yüksek stratejik işbirliğinin geliştirildiği dönem de Nureyen Maliki dönemi. 2010'dan sonra değişen bir politika söz konusu. Ve 2010'da Türkiye ile Irak merkez hükümetinin karşı karşıya geldiği bir dönem var. Tabii biraz önce söylediğim gibi Türkiye-Irak siyasetinin bir şekilde içerisinde yer almayı denedi ve 2010'dan sonra Türkiye yerel siyasete dönmeye başladı. Yerel siyasi işbirliklerini nasıl geliştirebileceğini düşündü ve bu anlamda Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle, bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerini geliştirme yönünde bir tavır almaya başladı ve tabii yerel siyasette nasıl etkili olabileceğini düşünerek özellikle Musul merkezli de Türkiye bir etki üretmeye başladı. Nitekim 2009'da Türkiye Musul'da başkonsolosluğunu açmış ve en etkili ülke konumuna gelmişti ki 2014'e kadar başka herhangi bir ülke Musul'da bir başkonsolosluk açabilmiş değildi. Bu dönemde yerel politikanın gittikçe ağırlık kazandığını görüyoruz Türkiye'nin Irak siyasetine bakıldığında. İşte KRG yani bölgesel Kürt yönetimiyle ilişkilerin geliştiği ve ekonomik ilişkilerin, siyasi ilişkilerin de üst düzeye çıktığı bir dönem var. Tabii 2014'de gelen süreç içerisinde yerel politikanın gelişmesi Türkiye ile merkez hükümeti biraz olsun karşı karşıya getirdi. Ama 2014'te Irak'ta IŞİD'in ortaya çıkması, IŞİD'in kontrol alanlarının ortaya çıkması politikaların yönünü değiştirmeye başladı. Ve 2014-2016 arasında Türkiye'nin Irak politikasına bakıldığında dalgalı ve durağan bir dönemin olduğunu görüyoruz. Her ne kadar işte özellikle başka kriziyle Türkiye-Irak ilişkileri, merkezi hükümetin ilişkileri sıkıntılı bir noktaya gelmiş olsa da çok fazla karşılıklı bir politik hamlenin olmadığını görüyoruz bu anlamda. Ama 2014'te Haydar El-Ebadi'nin yani Nureyen Maliki'nin 3. dönem başbakanlığı istemesine rağmen 2014'te yapılan seçimlerde Abadi'nin başbakan olmasıyla beraber Irak'ın da politik olarak yumuşamaya başladığı bir süreçle karşıya kaldık ama IŞİD nedeniyle ikili ilişkilerde çok ciddi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Tabii 2016 yılı çok önemli çünkü 2016'nın Haziran ayında Türkiye dış politikada yeni bir konsept geliştiriyor. Bu belki dış politika çalışmalarında bugün çok rastladığımız bir söylem değil yani analitik olarak çok fazla bir nokta olarak üzerinde durulmuyor ama bence önemliydi. Çünkü o dönemde ki Başbakan Binali Yıldırım'ın da açıkladığı gibi dış politikada normalleşme konsepti açıklandı ve onunla birlikte dostları artıran, düşmanları azaltan bir dış politikanın yönü çizildi. 2016'da biraz önce hocamızın anlattığı gibi yani Suriye kaynaklı krizlerin giderek çözülmeye başladı ve farklılaşmaya başladı bir dönemle karşı karşıya kaldık. Bu dönemde işte Rusya ile ikili ilişkiler yumuşatıldı, İsrail ile yeniden diplomatik ilişkiler sağlandı ve Türkiye'nin Suriye'de yumuşamasıyla beraber, Suriye politikasının rahatlamasıyla beraber Türkiye'nin Irak politikasında da bir değişim başladığını görüyoruz 2016 itibariyle. Ve bu gittikçe gelişen seviyede 2017'ye yansıyacak şekilde özellikle IŞİD'le mücadelede Irak'ın da Türkiye'ye ihtiyacının daha fazla olduğunun ortaya çıkmasıyla beraber
gittikçe gelişen ilişkilerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. 2017 yılı bence Türkiye-Irak ilişkilerindeki esas kırılma noktası ki belki hani biraz sonra söyleyeceklerimi 2017 yılından itibaren ele alabiliriz. Çünkü 2017 Türkiye-Irak ilişkilerinin merkezi hükümetle ilişkilerin yani merkezi siyasete geçiş döneminin yeniden yükselmeye başladığı dönem. Nitekim Kasım 2016'da yapılan seçimlerden sonra 2017'nin ilk yurt dışı ziyaretini Binali Yıldırım Başbakan Irak'a yapmıştı. Bu bence çok önemli bir işaretti ki daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı yapıldı ve ikili ilişkilerin giderek artmasına yönelik bir yol haritası belirlendi. 2017 sonrasında da tabii Irak'ta seçimler vardı, işte Türkiye'de seçim havasına girildi. İkili ilişkilerde çok büyük yakınlaşma sağlanmadı ama Türkiye 2018'de Irak'ta yapılan seçimler öncesinde daha çok merkezi hükümetle ilişkilerini geliştirmeye yönelik. Başka krizinin çözülmesi, su meselesinin çözülmesi ki tabii 2017'de atlamamamız gereken bir nokta var. Bölgesel Kürt referandumunun, bölgesel yönetiminin referandumunun ikili ilişkilerdeki yakınlaşmanın üst düzeye çıkartılmasını sağlaması. Biliyorsunuz 25 Eylül 2017'de Bölgesel Kürt Yönetimi bağımsızlık referandumu yaptı. Bu referanduma karşı en büyük tepkiyi veren, en güçlü tepkiyi veren ülke Türkiye oldu. Merkezi hükümetle ilişkilerin bir anda en üst seviyeye çıktığı bir yönetimsel bir siyasi süreç belirlendi. Bu sürecin bugün de devam ettiğini görüyoruz. Nitekim 2018 seçimleri öncesi, Irak'taki seçimler öncesi Türkiye siyasi bir pozisyon almadı ve Irak'taki her grubun siyasete katılımının sağlanması ve siyasi sürecin desteklenmesi yönünde pozisyon aldı ki hemen her ne kadar seçimlerle ilgili bazı şüpheler ortaya çıksa da Irak'ı ilk tebrik eden ülke yine Türkiye oldu. Bu anlamda Türkiye'nin Irak'a verdiği önem ortaya çıkıyor. Ve Irak'ta şu an hükümet kurma süreci var. Türkiye hükümet kurma sürecinin en yakın takipçisi ve Türkiye'deki yeni dönemde de yani seçim sonrası dönemde de Irak politikasının gittikçe merkez ağırlıklı olarak devam edeceği bir süreçle karşı karşıyayız. Seçim sonrasında yani hem Türkiye'deki hem Irak'taki seçim sonrasında Türkiye-Irak ilişkilerinin ön plana hangi konular çıkabilir ona bakmak gerekiyor bir kere. Öncelikle IŞİD sonrası süreçte Irak'ın sosyal ve siyasal Irak'taki sosyal ve siyasal dengenin sağlanması önemli. Türkiye bu pozisyonunu seçim döneminde gösterdi söylediğim gibi. Tam katılım önemli. Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin dengeye oturması çok önemli olacak. Ben bunu önemsiyorum çünkü Türkiye'nin Erbil'e geliştireceği ilişkilerin bundan sonra Bağdat-Erbil arasındaki uzlaşının ya da Bağdat ve Erbil arasındaki sorunları nasıl çözeceğine bağlı olarak değişeceğini söyleyebiliriz. Tabii Irak'ın yeniden yapılandırılmasında Türkiye'nin alacağı pozisyon çok önemli. Çünkü kuvvetli donörler toplantısı yapılmıştı Şubat ayında. Orada en büyük Irak'a katkıyı veren ülke Türkiye oldu. 5 milyar dolarlık bir kredi açıldı. Bu anlamda en büyük sözü veren Türkiye. Ve Türkiye, Irak'ın yeniden yapılandırılmasına mutlaka önemli bir pozisyon alacak. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Basra ve Musul başkonsolosluklarının yeniden açılması söz konusu. Buna ek olarak Türkiye, Necef ve Kerkük'te başkonsolosluk açmak için Irak'a başvurmuş durumda ve Irak'tan gerekli onayı bekliyor. Yani Irak diplomatik ilişkilerini gittikçe geliştirecek. Ekonomik işbirliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi söz konusu olacak. OAK üssünün kapısının açılması konusunda büyük adımlar atılmış durumda. Muhtemelen açılacak ki Türkiye'nin Irak'la tek sınır kapısı var. Habur sınır kapısı. OAK üssünün kapısının açılmasıyla beraber hem ekonomi çeşitlendirilecek hem de hızlandırılacak ve işbirliği artırılacak diye düşünüyorum. Güvenlik alanındaki işbirliği çok önemli olacak. Özellikle PKK'nın bölgeden elimine edilmesi ki PKK artık sadece dağlarda değil Irak'ın egemenliğini de ihlal edecek şekilde şehirlerde bulunuyor. Başta Kerkük ve Sincar olmak üzere önemli bir yer edinmiş durumda Irak'ta PKK. Bu şehirlerden temizlenmesi de Irak'ın tamamen terörden temizlenmesi de Türkiye ve Irak arasındaki işbirliği önemli olacak diye düşünüyorum ben. Son olarak Irak'ın egemenliğinin ve devlet kurumsallaşmasının sağlanması da Türkiye'nin Irak'a yaklaşımındaki en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Biz Orsam olarak dahi buna Irak'taki kurumların yeniden yapılandırılması ve kişisel gelişim kursları ile beraber destek veriyoruz. Önümüzdeki günlerde Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı'na bağlı bir yapıyı Türkiye olarak, Orsam olarak biz bir kişisel gelişim kursu vereceğiz. Bu anlamda Türkiye'nin de Irak'ın
kurumsallaşmasının, devlet kurumsallaşmasının sağlanması konusunda Irak'a açık destek vereceğini söyleyebilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorunuz olursa daha sonra alırım toplantı. Evet. Bilal Hocam'a da bu kıymetli katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bilal Hocam 2000'li yıllar yani Irak'ın Amerikanlar'ı ilk birinci kafes savaşından sonraki dönem itibariyle bir özet çıkardı ve son olarak seçimden sonra bizim en çok gündemimizi meşgul edecek konu olarak Irak'ın yeniden yapılandırılması, açılacak olan yeni konsolosluklar, ki 4 tane konsolosluk, ikisi eski, ikisi yeni, 4 konsolosluktan bahsediyoruz ki bu aslında Irak'ın Türkiye açısından önemini de göstermekte. Ve yine güvenlik meselesi, Türkiye biliyorsunuz PKK konusunda son yarım asırdır neredeyse Irak'ın kuzeyinde çok ciddi saldırılara maruz kalmakta. Bu güvenlik konuları denince de tabii Orsan'da aklımıza Göktuğ hocamız geliyor. Orta Doğu denince maalesef hep silah, çatışma vesaire ve ülkelerini kendine bundan nasıl koruyacağı tartışılıyor. Türkiye'nin güvenlik politikaları ve Orta Doğu ekseninde Göktuğ hocamızdan dinleyeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Şimdi tabii önce kendimi kısaca tanıtayım. Göktuğ Sönmez, Orsan'da Güvenlik Çalışmaları Masası'nda uzman olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Şimdi tabii son konuşmacı olmanın bazı riskleri, dezavantajları var. Mümkünse avantaja çevirmeye çalışacağız. Biri elbette sizlerin belki yorgunluğu, konsantrasyon dağınıklığı. İkincisi de yavaş yavaş sunumlar bitsin, biriktirdiğimiz soruları soralım gibi bir heyecan olması mümkün. Hocalarım sağ olsun biraz bu dezavantajdan benim kurtulmam için zaman zaman pası bana attılar. Şimdi mümkünse bunun hakkını vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle seçimler ne ifade ediyor? İç politikadan çok fazla anlamıyorum, çok da fazla ilgilenmiyorum. Ama güvenlik açısından baktığımda buradan bir mesaj çıkarıyorum. Güvenlik açısından baktığımda çıkardığım mesaj şu. Aslında ülkenin içinde ve dışında sürdürdüğü terörle mücadele operasyonları. Buna isterseniz paralel devlet yapılanması, isterseniz IŞİD, El-Kaide ve PKK ve YPG değil. Buna bir destek olduğunu gözlemliyorum. Dolayısıyla seçimin sonucunu biraz böyle okuyorum. Bu anlamda önemli bir diğer nokta. Seçim öncesinde gelen anketler, sonrasındaki halkın nabzını tuttuğumuzda gördüğümüz şey şu. İnsanların en önemli önceliklerinden biri ekonomi, biri de güvenlik gibi gözüküyor. Bu anlamda aslında seçimden sonraki dönemde de iki tane asıl meselemizin ne olacağı en azından tematik olarak, belki bölgesel olarak değil ama ortaya çıkıyor. Şimdi bu bağlamda üzerinde durmamız gereken aslında güvenlik deyince pek çok alana gelip çıkacağız ister istemez. Birkaç mesele var. Bunlardan tabii ki önceliklisi muhtemelen sizlerin de en çok merak ettiği mesele terörle mücadele meselesi. Terörle mücadele bağlamında önce şunu biliyoruz. Türkiye'nin maalesef oldukça zengin bir terörist ülke listesi var mücadele etmekte olduğu. Bu 70'lerden 80'lerden Asalay'la başlayan belki bir süreç. Arkasından yeni aktörler katıldı ama günümüzde elimizde bir PKK meselesi var. Bir, belki çok fazla artık gündeme gelmiyor. 90'lardan sonra en azından eylem tarzını değiştirmesi de bu anlamda etkili oldu. Bir DHKPC meselesi var. Aynı şekilde PKK-YPG meselesi önemli. Burada tabii ki en azından şahsi konumlandığımı söylemek adına belki önemli. YPG her ne kadar kimi batılı müttefiklerimiz tarafından PKK ile ilişkili görülmese de ben PKK'nın uzantısı olarak addediyorum. Dolayısıyla bu konuda gelebilecek sorularla ilgili de bir ön açmış olayım. Şimdi burada Türkiye'nin zaman içerisinde özellikle son 2 yılda belki terörle mücadele konusunda angajmanın tarzını değiştirdiğini dile getirmek belki önemli. Burada ilk önce tabii Fırat Kalkanı Harekatı bunu gösteren bir gelişmeydi. Arkasından Zeytin Dalı geldi. Burada önemli olan nokta artık Türkiye'nin hayati çıkarları olduğu takdirde sınırın ötesinde de eylemselliği kullanacağı meselesiydi. Bunun önemli bir mesaj olduğunu addediyorum. Türkiye açısından da bir önemli tecrübe sundu aslında. Bu özellikle İran üzerinden yapılan okumalarda çok karşılaştığımız vekaleten savaş meselesiydi. Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu angajmanı ve onunla birlikte hareket etmesi bölgesel olarak bu anlamda Türkiye'de ciddi bir tecrübe sağladı diye düşünüyorum. Şimdi bu genel çerçeve etrafında bir önümüzde Kandil meselesi var. Oldukça başarılı ilerleyen seçim öncesinden Mart ayından beri ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz. En son gelinen noktada artık 7-8 kilometre, en son gün kadar 8 kilometre yakınına kadar İHA'larla operasyon düzenlenebilecek bir duruma gelinmiş olması önemli.
Burada tabii Kandil deyince Irak meselesi Bilge Hocam'dan rol çalmış olmuyor ama burada bir iki önemli noktaya belki değinmek lazım. Birincisi Abadi'nin ilk bakanlar kurulu sonrası açıklaması ve özellikle Türkiye'ye referans vermesi. Yani Irak toprağını kullanarak Türkiye'ye saldıracak hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceğiz. Çok sık karşılaştığımız tarzda bir belki açıklama olmayabilir ülke adı vererek bu anlamda önemli. İkinci bir önemli mesele Irak Anayasası'nın 7. maddesi. Türkiye'nin de elini güçlendiren bir madde. Devletin terörün her çeşidiyle savaşmakla yükümlü olduğunu belirten bir madde. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamda bu mücadelenin verilmesini Irak'tan talep etmesi, aksi durumda daha müdahil bir rol oynaması mümkün. Seçim sonuçları itibariyle eğer önümüze bir Sadır Abadi ittifakı gelirse bunu değerlendirmek bu anlamda da önemli Abadi'nin açıklamasını. Bunun haricinde Irak yine güvenlik açısından bence şu önemli Kandil meselesini yine aklımızda tutarak ama başka bir alt başlığa değinelim. Türkmenler meselesi özellikle Kerkük'te yaşanan gerilim dolayısıyla seçimlerde yapılan hile dolayısıyla Türkmenlerin sokakta olduğunu biliyoruz. Ve bunun bir gerilim potansiyeli oluşturduğunu görmekteyiz. Kerkük evet bir noktada Irak'ın belki bir örneği olabilecek bir mikro yapılanma ama aynı zamanda Orta Doğu için de çok şey söyleyen bir yer. Dolayısıyla Kerkük'te oluşacak bir güvenlik riski içine çekeceği bölgesel aktörler itibariyle de düşündüğünüzde Türkiye için oldukça önemli. Bu anlamda Türkmenlere destek verilmesi kadar seçimin sonuçlarının sağlıklı biçimde sayılması ve açıklanması noktasında Irak hükümetinde oldukça önemli bir rol oynayacağını öngörüyorum ya da umut ediyorum. Daha dün işte Kerkük'te yaşanan sandıklarla ilgili saldırıda bu anlamda bence takip edilmesi gereken bir diğer gelişme. Suriye'ye geldiğimizde bir Afrin'den sonra Membiç meselesi var. Membiç ile ilgili bir belki anlaşma durumundan bahsediyoruz. İşte Mayıs ayında başlayan, Haziran'da mutabakata varılan bir süreçten bahsetmek mümkün. Burada tabii Tillerson Pompeo arasında bir görev değişikliği olmasına rağmen benim de tahmin ettiğim üzere anlaşma yapılanmasında çok ciddi bir değişiklik belki olmadı ama burada sıkıntı işte CENTCOM'la Amerikan Dışişleri arasındaki belki fikir ayrılığı olarak önümüze çıkıyor. Mayıs ayından sonra yani mutabakat üzerinde görüşmeleri takip edemem. Botal'ın Membiç'te verdiği görüntüler bu anlamda sembolik olarak oldukça önemli. Yani CENTCOM'la Amerikan Dışişleri arasındaki gerilimin Amerikan Dışişleri'ne karşı CENTCOM biraz daha YPG'nin halen desteklenmesi belki noktasındaki görüşün bir tansiyon, bir gerilim noktası oluşturması mümkün. Bu anlamda tabii Türkiye'nin talepleri açısından baktığınızda yalnız silahlı yapılanmanın değil YPG ile alakalı olarak sivil yapılanmanın da şehrin idaresinde söz sahip sivil yapılanmanın da şehirden çıkarılması ve Türkiye'nin de yalnız sınırda devriye ki şu an zaten yapılıyor sınırda devriye imkanı değil şehrin içine girebilmesi gibi bir talepler listesi olmakla beraber Amerika'daki bu gerilimin iki kurum arasındaki gerilimin bu anlamda oldukça önemli etkileri olacağını tahmin ediyorum. Burada teorik çerçevelerle çok fazla sizi sıkmak istemiyorum ama çok kısa iki şey söylemem bence. Önemli demin Oytun Hocam bahsettiği Türkiye için meselenin yaşamsallığı konusu vardı. Burada şu önemli bence teorik olarak terörizm çalışmaları açısından baktığımızda tarihsel olarak şunu görüyoruz. Bir ülkenin terörle mücadelede bu mücadeleyi ne kadar yaşamsal adettiği ve kendi sınırları içerisinde ne kadar etkin olduğuyla bu mücadeledeki kararlılığı doğru orantılı. Dolayısıyla Türkiye açısından bu iki meselenin de oldukça yüksek önemde algılandığı düşünüldüğünde buradaki kararlılığın devam edeceğini öngörmek çok zor değil. Bu anlamda tabii bir diğer önemli mesele caydırıcılık kavramından ne anladığımız bence önemli. Caydırıcılık yalnızca kapasiteniz ya da savaşabilme gücünüz değil. Bununla ilgili siyasi iradenin olmasında gereken bir süreç. Seçim öncesinde bu iki bileşenin doğru bir çıktı verdiğini gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin hem demin bahsettiğim yaşamsallık meselesi hem de bu caydırıcılık konusundaki iradesi dolayısıyla uluslararası ortaklarının da, uluslararası partnerlerinin de terörle mücadelesine daha saygın, daha saygılı, daha etkin politikaları izlemesi gerekecek. Bu tabii ki bir açıdan daha önemli. Şimdi geleceğin mesele itibariyle IŞİD sonrası dönem meselesi. Bu konuda zannediyorum bu hafta bir daha detaylı rapor yayınlama imkanı olacak. Ancak kısaca bir şeyden bahsedelim. IŞİD bitti mi sorusu var önümüzde. Belki IŞİD biter mi sorusu daha önemli bir soru gibi geliyor bana. Bunu neden söylüyorum? Bir El-Kaide'nin dönüşüm meselesi vardı. Afganistan'a müdahaleden sonra kurtarılmış bölgelerin tırnak içinde kaybeden El-Kaide yapılanması. Sonraki yıllarda yavaş yavaş lider kadroda kayıplar, Afganistan operasyonunda da lider kadroda ciddi kayıplar olmuştu. Akabinde El-Kaide'nin daha gevşek bir network haline geldiğini gördük.
Bu bir açıdan avantaj, evet, örgütün kurtarılmış bölgelerini belki elinden alma imkanınız oluyor. İşte Musul, Rakka bu anlamda önemli işte örneğine bakarsak. Ama öte taraftan da örgütün tamamen yok edilmesini zorlaştıran bir süreç. Yani dünyanın pek çok yerine yayılmış, örgütten doğrudan ya da dolaylı olarak ilham alan ya da bu örgütle hiçbir bağlantısı olmayan ama örgüt adına eylem yapma arzusunda olan pek çok küçük hücrenin ortaya çıktığını görüyorsunuz. Bu hem komşu ülkeler için geçerli, hem Avrupa için, Amerika için geçerli. Bu anlamda bu önemli. İkinci bir mesele IŞİD sonrası dönem anlamında bir IŞİD'in biliyorsunuz belki istisnaya adedilebilecek bir online görünürlüğü vardı. Online dünyada bir görünürlüğü vardı. Bu 54 kadar medya ofisi olan ciddi bir medya makinesinden aslında propaganda makinesinden bahsediyoruz. IŞİD dediğimizde ayda 900 bin aralığında online içerik üretebilen bir yapıydı. Gücünün zirvesindeyken 2014-2015 ortaları itibariyle konuşuyorum. Bugün geldiğimizde hala tüm sahadaki kaybına rağmen aylık 100 civarı online içerik üretebilme kapasitesine sahip. Bu neden önemli? Bu aslında IŞİD'in nasıl devam edeceğiyle birlikte, IŞİD'in nasıl bir yeni modus operandisi olacağıyla birlikte başka bir mesele için de önemli. Terör örgütleri çok kolay öğrenebilen, birbirinden çok etkin biçimde yeni metotları alabilen yapılanmalar. Dolayısıyla IŞİD bitse bile, bitti mi biter mi sorusu başka bir tartışma konusu olmakla birlikte, bitse bile farklı yapılanmalara, ister IŞİD'e benzer bir ideolojik kökenli olsun, ister farklı etnik ve siyasal kökenlerden olsun, beslenen terör yapılanmalarına ilham vermesi mümkün olan bir online görünürlükten bahsediyoruz. Bu uluslararası işbirliğini gerektiren önemli başlıklardan bir diğeri. Hem özel sektör hem de devletler arasında ciddi bir işbirliği gerektiren bir mesele. Ha, öte yandan yine IŞİD bitti meselesiyle ilgili çok kısa bir iki rakam vermekte belki fayda var. Şu an itibariyle bugün dahi IŞİD'in yaklaşık 2 milyar dolar bir bütçesi olduğu öngörülüyor. Ve işte gücünün zirvesinde 35 bin farklı rakamlar var. 25-35 bin aralığında yabancı terörist savaşçı barındıran bir yapının bugün hala 20 bin civarında yabancı terörist savaşçı barındırdığı gibi bir öngörü var. Bununla ilgili yalnız problem şu, 20 bin savaşçının IŞİD'in elinde olması kadar belki daha fazla tehlikeli olan şey bu kişilerin ülkelerine dönecek olması ve döndüklerinde bu kişilere nasıl bir hukuki düzenleme çerçevesinde yaklaşılacağı, bu kişilerin rehabilite edileceği, nasıl cezalandırılacağı, bu tabii ki tüm bu ülkelerde hapishane sistemleriyle ilgili bir revizyona gidilmesini gerektirebilir. Buradaki problem fiziksel ve finansal imkanların bu kişileri örneğin hücrelerde hapsetmeye ne kadar mümkün olacağı meselesi. Bu tabii ki tekrar radikalleşme süreçlerini hapishanelerde etkileşim üzerinden getirebilir. Bu anlamda önemli. Bir son noktaya değineyim, ben bunu oldukça dikkat çekici buluyorum. Son 2,5-3 yıl içerisinde IŞİD'in Avrupa'da yaptığı eylemlerin maliyeti. Bence bu rakam oldukça önemli. Yani IŞİD finansal olarak kendini sürdürebilir mi? Etkili olması için sürdürmesi gerekir mi? Sorusunun cevabı olarak bu eylemlerin neredeyse hiçbiri 30 bin dolardan daha fazla maliyetle yapılmadı. Ve bu rakam pek çok örgüt için çok kolay temin edilebilecek bir rakam. Özellikle son yıllarda IŞİD'in Bitcoin'ler üzerinden, Dark Wallet, Dark Web üzerinden, bu yapılanmalar üzerinden yavaş yavaş online illegal ticarete de yöneldiğini göz önünde bulundurursanız kasasındaki para bir kenara, yaklaşık 10 bin 15 bin dolar maliyetlerde çok etkili, kimi zaman sadece bir kamyonla çok etkili terör saldırıları yapması mümkün. Dolayısıyla güvenlik anlamında gündemimizde bir mesele de bu olacak. Terörle mücadele konusunu burada hızlıca bitirmeye çalışarak bir iki tane daha üzerinde güvenlik anlamında durmam gereken mesele var. Çok kısaca onlara değineyim. Bunlardan birincisi tabii bir insani güvenlik meselesi. Buradan aslında kastım mülteciler meselesi. Şimdi Oytun Hocam dediği 3,5 milyon civarında bir Suriyeli mülteciden bahsediyoruz. 4,3-4,5 milyon civarında da bir genel mülteci nüfustan bahsediyoruz. Bu anlamda seçim süreci de dikkat çekiciydi. Pek çok partinin seçim söylemlerinde mülteci meselesi ana başlıklardan biriydi. Dolayısıyla seçim sonrasında nasıl bir yol izleneceği önemli. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Bir, özellikle Fırat Kalkanı ve Zeytinli Harekatlarından sonra bölgelerdeki yeniden yapılandırma çok önemli bu kişilerin geri döndürülmesi için. İkincisi de ülke içerisindeki sosyal risklerin doğru tartılması, analiz edilmesi. Ve aynı zamanda bu mültecilerin Türkiye'ye ne getirdiğine götürdüğüyle ilgili ciddi istatistiki verilerden beslenen çalışmalar yapılması önemli. Burada şunu hatırlamak önemli, bu PKK için de geçerlidir ama IŞİD üzerinde bu anlamda güzel çalışmalar var gerçekten. IŞİD'in çocuk savaşçıları meselesi yavaş yavaş çalışılan bir mesele. Burada benim en önemli gördüğüm noktalardan biri, mülteci konusuyla bağlantılı olduğu için söylüyorum. IŞİD'in çocukları savaşçı olarak ya da terörist savaşçı olarak devşirdiği, örgüte kattığı
4-5 kaynaktan biri, belki en önemlisi yerlerinden zorla edinmiş insanlar ve bunların çocukları. Dolayısıyla bu anlamda mültecilere bakışı, bunların oluşturabileceği, eğer şartlar oluşmadan geri gönderilirlerse oluşturabileceği güvenlik riskini ya da ülkede doğru entegrasyon süreci işletilmezse olabilecekleri de değerlendirmekte fayda var. Bir diğer mesele, güvenlik deyince dediğim gibi biraz geniş bir yelpazeden konuşuyoruz. Bir diğer mesele bence oldukça önemli, enerji güvenliği meselesi. Şahsen benim de çalışmayı çok sevdiğim ve üzerinde çalıştığım bir mesele olduğu için kısaca değinmekte fayda var. Enerji güvenliği açısından seçim öncesinde en önemli meselelerden biri Akkuyu'ydu, biliyorsunuz nükleer santral meselesi. Burada yerli finansmanla ilgili bazı sıkıntılar olmakla birlikte Putin'in ziyaretinde bu finansman sıkıntılarına rağmen projeyi halen desteklediğini dillendirmiş olması Türkiye açısından önemli. Akkuyu önemli yapan mesele ne? Aslında istatistiksel bir veri olarak Türkiye'nin %70 oranında enerji dışa bağımlı olması. Demir Recep Hocam'ın da bahsettiği mesele özellikle doğalgaz, petrol anlamında böyle bir sıkıntıdan bahsedebiliriz. Bu iki noktada Türkiye'ye tabii çıktı veriyor. Birincisi ciddi bir cari açık, ikincisi de stratejik anlamda bir risk. Özellikle bu alımları yaptığınız ülkeler ve bunlarla muhtemel yaşayabileceğiniz bölgesel, küresel krizler, gerilimler düşünüldüğünde bu ciddi bir risk. Bu anlamda Türkiye'nin önünde yapması gereken ve yavaş yavaş da aslında bu alanda yatırım yaptığı bazı meseleler var. Bunların biri tabii LNG işleme kapasitesinin arttırılması şu anki haliyle. Çünkü bu bağımlılık durumunu, bağımlı olduğumuz ülkeleri kompanse edecek bir LNG işleme kapasitemiz yok. Bir diğeri yenilenebilir enerji kaynakları meselesi. Bunda son yıllarda ciddi anlamda yatırımlar oluyor. Çıktısı olarak da gördüğümüz işte elektrikte son 12 yılda %20'den %35'e kadar tüketimin, daha doğrusu üretimin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmış olması, hedef %50'lerde önümüzdeki yıllar itibariyle toplam enerji üretimi tüketimi açısından bakıldığında da %15-20 gibi bir hedef konuyor ki bu oldukça önemli. Bir diğer mesele doğalgaz depolama kapasitesi. Ben takip edebildiğim kadarıyla 90'lardan beri Türkiye'de enerji güvenliği dendiğinde çalışılan demiyor ama tartışılan en önemli konulardan biriydi doğalgaz depolama meselesi. Türkiye'nin oldukça düşük bir doğalgaz depolama kapasitesi var. Bunun tabii enerji dışa bağımlı ve siyasi krizlere teşne bir coğrafyadaki riskini takdir edersiniz. Bu anlamda bence önemli bir yatırım gözüküyor önümüzde. İşte yaklaşık Türkiye'nin 4 milyar metreküp civarında bir depolama kapasitesi varken önümüzdeki yıllarda buna bir 10.1 milyar metreküp civarında daha depolama kapasitesinin eklenmesi gibi bir yatırım planı var. Bu toplam 2017-2018 yılları itibariyle 55 milyar metreküplerde olan bir enerji tüketiminde oldukça önemli gözüküyor. En son çok kısa, muhtemelen çünkü bunu es geçersek bir şeyler eksik kalacak, bir meseleyle bir dakika içerisinde toparlayalım. Bir de savunma sanayi meselesi var. Güvenlik bağlamında baktığımızda bir yerleşme temayülü olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili ciddi yatırımlar olduğunu görüyoruz. Burada elbette Altay tankı, Atak helikopteri gibi yatırımlar, Milli Piyade Tüfeği gibi yatırımlar öne çıkmaktaydı. Ancak biraz daha güncele geldiğimizde daha fazla belki ilgi çeken, üzerinde tartışılan mesele S-400'ler ve bunlarla bağlantılı olarak F-35 meselesi. Türkiye açısından seçim sonrası belki en önemli meselelerden biri de bu olacak. En azından güvenlik bağlamında baktığımızda. Burada Amerika ve Rusya'yı bir dengeleme, Amerika'dan bu F-35'lerin alım sürecini sürdürme noktasında belki Amerikan dış politikasıyla daha yakından ilgili olunması gereken bir durum ortaya çıkabilir. Tabii ki bunun Suriye'deki yansımaları ya da Suriye'nin bu meseledeki yansımalarını da takip etmek gerekecektir diyeyim. Burada söyleyeceklerimi bitireyim. Sorularınız olursa da devam ederiz. Teşekkür ederim. Evet, ben de Gökçe Hocam'ın bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Güvenlik meselesi, aslında baktığımız zaman ilk dört konuşmacı Türkiye merkezli konuştu ama güvenlik konuşmalarını dinlerken aslında bu olay ne kadar evrensel bir mesele olduğunu da anlıyoruz. Çünkü bahsedilen konuların birçoğu sadece Türkiye değil, bölgedeki diğer bütün ülkeleri de etkiliyor. Konuşmacıların, yani genel kar ekseriyetinin konuştuğuna baktığımız zaman aslında bir özet çıkıyor. Türkiye son 10-15 yıldır bölgede ciddi anlamda bir aktör olmaya çalışıyor. Fakat bir asırlık bir uzaklaşmanın vermiş olduğu tecrübesizlikle beraber bunlar da aşmaya çalışan yeni bir inisiyatif görüyoruz. Malum Türkiye şu anda yeni bir sisteme geçti. Baktığımız zaman Türkiye tarihinde belki ilk defa halkın %99'u belki yani civarında, yani çok ciddi bir oranı mecliste temsil ediliyor. Yine bir diğer taraftan baktığımızda çok güçlü bir
yürütme erki ile karşı karşıyayız. Ve tüm bunlara baktığımız zaman bu yürütme erkeğinin Orta Doğu'da gerçekten güçlü bir aktör olmaya çalışıyor. Fakat burada özellikle seçimden sonra Orta Doğu basınında belli yerlerde ortaya çıkan haberlere vurgu yapmadan geçmek olmayacak. Öncelikle Türkiye'nin bu seçiminden sonra takip ettiğim kadarıyla Mısır ve Haliç bölgesindeki, yani Körfez bölgesindeki bazı siyasi gazeteler Osmanlı'nın yeniden inşa edildiğine vurgu yaptı. Bu ne demek? Önce bunun bir altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'nin tıpkı İtalya'nın Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurmak gibi bir niyeti olmadığı gibi, Avusturya'nın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu yeniden inşa etmek gibi niyeti olmadığı gibi, Türkiye'nin de Osmanlı Devleti'ni yeniden inşa etmek gibi bir derdi, bir niyeti yok. Evet, biz Osmanlı'nın varisiyiz. Osmanlı'dan bize tevarüs eden çok ciddi kültürel değerler söz konusu. Ama en az bizim kadar Körfez ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine de tevarüs eden bazı belli bir takım özellikler söz konusu. Osmanlı yeniden inşa edecek cümlesi kesinlikle yanlış ve Türkiye'nin aslında böyle bir iddiasının olmadığını da altını çizmek istiyorum. Türkiye şu anda eşitler arasında bir ilişkiyle bölgede kendisini konumlandırmaya çalışan yeni bir aktör. Türkiye pozisyonu itibariyle, yaşadığı son seçim itibariyle gerek Batı dünyasına gerek Orta Doğu ülkelerine aslında bir mesaj da veriyor. Öncelikle şunun Suriye, Irak, ben Filistin üzerinden konuştum. Bir güvenlik meselelerini anlatırken Göktuğ hocamızın altını çizdiği önemli bir nokta var. Orta Doğu bölgelerinde siyasal İslam hareketi çok ciddi bir kırılma noktasıyla karşı karşıya. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Birçok yerde siyasal İslam, gerek İhvan-ı Müslim, gerek Hamas, gerek Ürdün'deki hareketler, gerek Irak'taki DH hareketi, birçok yerde aslında ortak temel bir nokta var. Siyasal İslam, yani bütün toplumlarda olduğu ve her siyasal grup iktidardan bir şekilde pay elde etmek ister. Fakat bunun yöntemi nasıl olacak? Siz siyasal kanalları açarsanız, seçimle, sivil toplum örgütlenmeleriyle, siyasal kanalları açarsanız bunlar siyasal anlamda medeni bir şekilde bu iktidardan kendi payını almaya mücadelesini verirler. Fakat siyasal kanalları açmadığınız takdirde o gruplar terörize edilmiş olur. Türkiye bu anlamda siyasal İslam'ın sisteme entegre olarak sistem içerisinde mücadele etmesinin bir örneğini veriyor. Bu hem Batı'ya hem Doğu'ya ciddi bir aslında ders. Zira siyasal İslam'ı şu anda tek mücadeleyle Tunus'la beraber iktidarlı ele geçirebildi, iktidarlı olabildiği ülkelerden bir tanesiyiz. Bu şu demek, diğer bölgelerdeki siyasal İslam hareketlerine bir misaliz, bir örneğiz. Eğer biz, yani bu hareket bu şekilde olmazsa, bu sefer siyasal İslam'ın diğer kanadı, yani seçimle meçimle bu iş olmaz, bunlar bidattır, silahla bu çözüm gerçekleştirmelidir diyenlerin elini güçlendirmiş oluruz. Bu anlamda önemli bir ders verdiğimizi düşünüyorum. Evet, Orta Doğu'da baktığımız zaman engeller var. Ciddi anlamda tecrübesiziz. Çünkü 100 yıllık bir fetret dönemi var. Birbirimizi tanımıyoruz. Tanımadığımız için bizdeki seçimi Osmanlı tekrar portladı şeklinde manşetlere taşıyorlar. Bu aslında bir iksa hareketi, yani uzaklaştırma hareketidir. Böyle bir iddia yok. Ama avantajlarımız var. Samimiyiz, yeniyiz ve bölgede gerçekten önemli örneklik teşkil edecek projelere sahibiz. Bu anlamda bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki 20-25 dakikada soru-cevap kısmı olarak değerlendirebiliriz. Soru soracak arkadaşların bir iki cümleyi kendilerine tanıtarak soruyu sorması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Önce dışarıdan alalım. Buyurun. Şöyle. Tamam. Fatih Hocam sen bizde bak. Thank you very much. My name is Umer Anas. I'm from India. I would like to ask one. Actually, I have two questions. But first question is that how do you define from Turkish perspective the Middle East region? There is no single Middle East as of now. There are four Middle East. One is under Iranian influence, which is from Iraq to Lebanon. And one is what we call as Persian Gulf now,
the quartet, anti-terrorism quartet, which is led by Saudi Arabia, United Arab Emirates, and Egypt, and then the North Africa, and what is left is with you, maybe Qatar and Sudan and Somalia, for example. So my question is, how you are going to balance between these deeply divided spheres of influence in the Middle East region? One. Second is that Turkey's security architecture is primarily a Western security architecture, which is very much related to your NATO member status. As of now, you have come to a point where you have seen that NATO security assurances are not enough and not responsive in the Middle East. So there is a clash of security interest between you and NATO interest. So are you going to create a new security architecture for the Middle East, or you will still try to have cooperation with NATO and Western countries in the Middle East? Thank you very much. And your questions, one of them is security, and the first one is that whom? I think soruları topluyorum. Bütün soruları topladıktan sonra son 10 dakika cevaplamak daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Okay. Batık hocam buyurun. Okay. I am Batık Al-Sadun. I am from the Iraq Studies Department in Orsan. And I have a comment, if I may. I think after this election, this historical and ideal election, the attitudes of the political forces and the decision makers in Iraq towards Turkey will be changed. Both of sides, the supporters of Turkey in Iraq and non-supporters. The supporters of Turkey feel now that Turkey as a regional power and compared to Iran is became more after this election became more strong and more unity and more political stability, and there is a large harmony between the security decision and the political decision in Turkey. So they believe now that Turkey is able to play greater role in the region, and also it's able to find some balance in the regional imbalance in Iraq. Also, according to same reasons, the non-supporters of Turkey in Iraq, who were just depend on the Iranian support, now will reconsider their position and their relations with Turkey, especially with the current problems, economic and political problems that Iran faces. This change will reflect it on the future Iraqi deal with the Turkish effort to fight the PKK elements in the north of Iraq. I think the upcoming government in Iraq, if it formed, will be more flexibility and more cooperative and more realistic. Thank you very much. Evet, soru soran, is there any other question? Thank you very much, Dr. Bartok. Yes. Hello, my name is Let me ask you. My name is Ridwan Nasrettin, Embassy of Russia. I have a question to Oytun Orhan. So what do you think about the possible moving of the American forces from the north of Syria? And how do you see the future of the Syrian territory, which is under the control of the Turkish army now? So Afrin, Idlib, what should be in Syria to
for Turkish forces to be removed and for the unification of Syria. Thank you. Mm-hmm. Okay, I think there is no other question. Let's start with Göktuğ about the security question. NATO meselesiyle ilgili birkaç şey aslında tarihe de yaslanarak cevaplamakta bence fayda var. Yani yaşanan gerilim Türkiye'nin şeydir, aksi değiştirmesi ya da direksiyonu kırması anlamına gelir mi gelmez mi meselesi anlamında. Şimdi tarihsel olarak çok nasıl diyelim, düşündüğümüz kadar istisnai bir dönemden geçip geçmediğimiz bence değerlendirmekte fayda var. Burada belki en önemli örneklerden biri bugünün şartlarıyla değerlendirildiğinde aslında çok daha yaşamsal bir tehdidi Türkiye'nin yaşadığı Soğuk Savaş dönemindeki Kıbrıs meselesi. Burada hem Amerika tarafından hem NATO tarafından Türkiye'nin ciddi anlamda karşıya alındığı bir döneme arkasından ambargolar gördü ki Türkiye açısından dediğim gibi Soğuk Savaş'ı itibariyle çok daha yaşamsal bir tehdidin olduğu bir dönemden bahsediyor. Ha, bunun ötesinde tabii ki yine Soğuk Savaş yılları arasında önce işte bir Küba füze krizini gördük. Dolayısıyla Amerika ile karşı karşıya gelme anlamında ya da çıkarların zaman zaman örtüşmemesi anlamında da ilk bir süreci yaşamıyoruz. Arkasında işte haşhaş yasağı ile ilgili Türkiye'de gelişen bir süreç oldu. Amerika ile askeri anlaşmaların yenilenmesi, yenilenmemesi ile ilgili gerilimler yaşadık. Yani biz aslında 60'lardan bugüne kadar Amerika ile ilk gerilimimizi yaşamıyoruz. İlk yaşamsal konudaki gerilimimizi de yaşamıyoruz. Dolayısıyla bu öncelikle akılda bulundurması gereken bir mesele. Burada tabii bir diğer önemli mesele yine bence bu nokta dikkate değer. S-300'ler meselesi geçmişte Türkiye'yi meşgul etmiş bir meseleydi. İşte bunun Güney Kıbrıs Rum yönetimine verilmesi, verilmemesi meselesi sonrasında NATO'nun da aslında dahliyle bu füzelerin Girit'e yerleştirildiğini gördük. Bu anlamda bu tarz gerilimlerin yeni olmadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda şunu hatırlamak lazım. Zeytindal Harekatı süresince hem NATO'dan hem de İngiltere'den özellikle gelen destek açıklamaları vardı. Türkiye'nin kendi savunma hakkıyla ilgili olmak üzere. Dolayısıyla problemin dönemsel olarak Amerika ile Türkiye arasında çıkarların örtüşmemesi mi yoksa Türkiye'nin NATO ile tamamen ayrı bir çizgiye gitmesi mi olduğu noktasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Doğru. Şu nokta çok önemli bir tespit. Bence savunma sanayi itibariyle ve özellikle hava savunması itibariyle NATO'nun Türkiye'nin istediği oranda yanında olmadığı bir dönemi yaşadık. Ondan dolayı da işte zaten S-400'lere yönelmelik bir durum oldu. Türkiye'yi bu anlamda önemli kılan şeylerden biri aslında iki, belki bugün kamp diye adlandırmak çok doğru değil ama iki önemli aktör arasında diyelim bir dengeyi götürmek durumunda bir mecburiyetinde bir süreç içerisinde olması. Çünkü S-400'lere sahip olan tabii ki bu anlamda NATO üyesi başka bir örnek önümüzde yok. Ha, bunun alternatifi olarak işte Şangay İşbirliği Örgütü mesela konuşuldu. Ben askeri kapasitesi, tecrübesi ve yönetsel birikimi itibariyle Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok bu anlamda karşılayıcı olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak zaten kurulmasından bugüne kadar da ana odaklarından biri bölgede özellikle Çin ve Rusya'nın terörle mücadelesinde destek olmak, tırnak içinde İslami terörizmle mücadelelerine destek olmak gibi bir misyon aslında benimsemişti. Belki yavaş yavaş gelişen ve genişleyen bir yapı ama NATO'nun yerine ikame edilecek bir yapı değil. Orta Doğu'da bir güvenlik şemsiyesi kurulması düşünülür mü konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir tecrübesi var bu noktada bence. Bir Bağdat Paktı tecrübemiz var. Arkasından Irak'ta darbe, Cento'ya dönüş. İran'da devrim, Cento'nun da devreden aslında çıkması gibi. Orta Doğu'da bir güvenlik yapısı kurmak için devletlerin birbirleri güvenlik işbirliği tecrübesi ne kadar yeterli, devletlerin istikrarı ne kadar yeterli. Burada ciddi bir mesele var. Yani dolayısıyla bu tabii ki şu demek değil. Türkiye, NATO'nun tamamen gösterdiği bir yol içerisinde hareket etmek durumundadır gibi değil. Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları ve milli menfaat anlayışı olmakla birlikte büyük oranda şu an bir alternatif şahsen ben görmüyorum diyerek ben kısaca cevaplamış olabilirim. Ben de soruyu soran arkadaşın sorusunu tamamlamak adına Orta Doğu tanımını söyleyeyim. Ondan hocama döneceğim. Şimdi Orta Doğu tanımı elbette siz de aslında değindiniz. Çok
farklı ve çok fazla Orta Doğu tanımı var. Nereden başlayıp nereye bittiği, kimlerin dahil olduğu, Türklerin ne olduğu vesaire. Türkiye perspektif açısından sorduğunuz Türkiye perspektifine bu kadar çok çeşitlilik var. Fakat Orsam olarak nasıl tanımlıyoruz? Onun en güzeli bizim başkanımızın açılış konuşmasında, yani Ahmet hocamızın açılış konuşmasında bizim coğrafi olarak sınıflandırmamızda, yani Orsam'ın masaları sınıflandırmasında. Baktığımızda İran'dan başlayarak, İran dahil değil, Orsam çalışmalarına girmiyor İran. Daha çok Arapça konuşan bölgeyi biz Orta Doğu, yani Orta Doğu Orsam içerisinde dahil ettik. Körfez bölgesi, Irak, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika bölgeleri. Yani Orsam'ın en azından Orta Doğu'dan anladığı bu. Oytun hocamı da soru gelmişti. Oytun sonra başka soru yoksa paneli noktalayacağız. Well, I will try to answer in English. Türkçe konuşabilirsiniz. Türkçe konuşabilirsiniz. Peki, tamam, o zaman Türkçe yanıtlayayım. ABD bölgeden çekilir mi? Trump'ın seçildikten sonra, kampanya döneminde de bu yönde söylenenler oldu. Seçildikten sonra da bunu ifade etti. Amerika'nın en kısa sürede Suriye'den çekilmek istediğine ilişkin. Benim buna ilişkin ciddi şüphelerim var. IŞİD'le mücadele nedeniyle Suriye bölgede bulunduğunu ifade etti. IŞİD büyük ölçüde, IŞİD sorunu büyük ölçüde çözülmek üzere. Ama Amerika'nın burada kalması gerektiren, Amerika'nın burada kalmasını gerektiren IŞİD dışında nedenler olduğunu düşünüyorum. Birincisi, IŞİD'in geri dönüşünü sağlayacak koşulları ortadan kaldırmak. Yani IŞİD askeri anlamda, alan kontrolü anlamında bir tehdit olmaktan çıkarıldı. Ama Amerika bölgeden çekilirse burada yeniden bir tehdit oluşturabilir. Farklı isimler altında yeni örgütler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla burada Amerika çekilecek bile olsa bölgeyi IŞİD'in veya IŞİD benzeri örgütlerin geri dönüşünü engelleyecek bir yapıya kavuşturulması konusunda istekli. Bu birinci neden. İkincisi ve bence en önemlisi İran meselesi. Amerika bölgeden çekilirse doğacak boşluğun İran tarafından doldurulacağını düşünüyor ki bu bence de doğru. İran şu anda Suriye sahasında en etkili aktör. Eğer Amerika bölgeden çekilecek olursa İran'ın desteklediği milis unsurlar, rejim güçleri bence şu anda YPG'nin kontrol ettiği alanlara dönmek, geri kontrol etmek açısından en muhtemel aktör gibi gözüküyor. Ve bir üçüncüsü, tabii Amerika burada bir nüfuz alanı oluşturdu. Amerika'nın kendi kontrol ettiği bir alan. Yani hangi ülke kendi nüfuz alanını terk edip çekilmek ister? Ben bu konuda da şüpheliyim. Amerika'nın özellikle Suriye'nin belki coğrafi anlamda üçte biri ama doğal kaynaklar açısından %70-%80'ini barındıran bir bölgeyi terk etmek istemeyeceğini, yine Irak-Suriye arasındaki coğrafi bağlantıyı sağlayan sınır hattını kontrol etmesi nedeniyle jeopolitik açıdan büyük önem arz eden bu bölgeyi terk etmek istemeyeceğini düşünüyorum. Benim görebildiğim kadarıyla da Rusya ile arasında da fiilen, belki böyle bir yazılı anlaşma olmayabilir ama fiilen sanki Fırat'ın batısı ve doğusu gibi bir anlaşma var. İki taraf, iki büyük güç birbirlerinin alanlarına çok fazla karışmıyor. Sen bu tarafa al, Fırat'ın doğusu da benim olsun. Bu anlamda bir anlaşma var gibi gözüküyor. Amerika'nın ama sorunu şu, her ne kadar geri çekilmek istemese de yanına hiçbir bölgesel aktörü almıyor. Sadece Türkiye tarafından ve birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın Suriye uzantısıyla hareket ediyor. İran'ı karşısına almış durumda, Türkiye'yi karşısına almış durumda, Suriye rejimiyle karşı pozisyonda ve burada kalıcı olmak istiyor. Bunu hiçbir aktörü yanına almadan başarabilmesi son derece zor. Benim kanaatim bu son Münbiç'te yaşanan gelişmeler ve bunun Türkiye'nin beklentisi Fırat'ın doğusuna da uygulanması. Amerika burada kalıcı olabilmek, bu YPG üzerinden bu bölgeyi elinde tutamayacağını anladığı için belki biraz daha Türkiye ile hareket etme, Türkiye üzerinden buradaki Amerikan nüfuzu alanını koruma yönünde bir değişim geçireceği, bu yönde bir politika değişikliğine gideceği yönünde
Yani kısaca Amerika'nın ben çekinmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye üzerinden eğer olabilirse YPG sorununu aşabilirlerse Türkiye üzerinden burada bir ortak nüfuz alanı oluşabilir diye düşünüyorum. Türkiye ne yapacak dediniz? Yanlış anlamadıysam Afrin'de. Belki Türkiye Afrin'den çıkacak ordu. Çünkü Suriye bu bir devlet ve Türkiye bu Türkiye bu durumu tutuyor ve birkaç defa söyledi. Biz Rusya, İran, Türkiye biz bir Suriye fikri tutuyoruz. Ve nasıl düşünüyorsunuz ne zaman Türkiye ordusu çekilecek ve çekilirse? Muhtemelen Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin siyasal birliği konusunda belki Şam yönetiminden daha istekli olan Türkiye'dir. Yani bunu bir kere bir tarafa koymak lazım. Türkiye Suriye'nin bölünmemesi konusunda aynen Irak'ta olduğu gibi çok istekli. Ama diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalesini gerektiren bazı koşullar var. Terörle mücadele, mülteciler meselesi. Sadece Türkiye değil, Türkiye dışındaki bölge güçlerinin ve bölge dışı aktörlerin askeri müdahalesi. Bütün bu saydığım koşullar ortadan kalkmadan ben Türkiye'nin Suriye'den çekileceğini düşünmüyorum. Türkiye'nin Suriye'de kalmak istemediğini düşünüyorum. Ama YPG tehdidi ortadan kalkmadan, IŞİD tehdidi ortadan kalkmadan, Suriye'de Türkiye'nin kabul edebileceği bir siyasi çözüm perspektifi bulunmadan Türkiye dışındaki yabancı güçler Suriye'den çekilmeden Türkiye'nin de büyük bedeller ödeyerek oluşturduğu nüfuz alanlarını terk etmeyeceğini düşünüyorum. Ama burada son cümle olarak en başa döneyim. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda en samimi aktördür. Bu kendi çıkarını bunu gerektirdiği için bu saydığım koşullar gerçekleştirdiği takdirde ben Türkiye'nin orada kalmak istemeyeceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim hocam. Başka soru yoksa panelimizi burada noktalayalım derken buyurun. Ben bu şöyle en son dinleyip genel biraz daha Orta Doğu'dan sorunu kendinize tanıtırsanız çok. İsmim Hüseyin Bilerkan, Türkiye Sanat Kursu Derneği, aynı zamanda çeşitli derneklerde, kadın dernekleri, Ankara'da geçmiş Maliye Bakanlığı, şu anda Sağlık Bakanlığı'nda, sağlıklı dönüşümde çalışan. Aynı zamanda yazı falan da yazıp, yani biraz sosyalistçi çalışan bir kişi olarak, gözlem adına, toplantısına katılmam, gerek kongrelerimiz, gerek aldığımız eğitimler dolayısıyla da yurt dışına yeni bir kongre yaptık. Yurt dışında sağlık turizmi yayılması adına da çalışmalar yapıp, aynı zamanda mülteciler konusuna da tabii ki bulunduğumuz kurumlarda destek olup birebir temas hallerinde yardım sağlayıp gelişmesine sebebiyet verdiğimiz çalışmalarımız var. Şimdi benim sormak istediğim soru biraz daha en son yani konuşmacının oyunu ve ilettiği konuyla alakalı biraz daha içerik. Şimdi Avrupa Birliği zirvesi en son yapılan zirvesinde Merkel orada bazı sözler verildi. Verilen sözlerle de Türkiye'nin belirli bir miktar alması öngörüldü. Ama mülteci konusunda da yardım ve mülteci krizinin daha çözüm bulup biraz daha rahatlaması konusunda bazı sözler verilmiş oldu tarihlamalar tarzı. Bunun sonrası bugün bir açıklama var. Yani basında bu basın okul yazarıyım aynı zamanda. Basındaki açıklamada İçişleri Bakanı istifası konusunda bu konuda herhalde bir sürdürüşme ve istifaya karar vermesi söz konusu ve Merkel'in buradaki duruşu. Aynı zamanda G7 projesi, G7'yi biliyorsunuz, G7 zirvesinde de aynen Trump'la beraber Merkel'in karşılıklı herkesin beden dilini dahi çözmeye cesaret edemediği bir görüşmesi olmuştu. Onu iyi bir sağlık okul yazarı olarak, hani benim de kendim yüzyıllardır bulunduğumuz konumda
Türkiye'nin neden rol model olması ya da ön plana çıkması aşamasında bildiğimiz süreçler konusunda genel anlamda bunun getirisi ve götürüsü hakkında fikirlerinizi almak istedim. En son bir gelişmeler. Oytun Hocam. Çok geniş bir şey oldu ve Türkiye'nin duruşu zaten olması gereken, fazlasıyla olması gereken yüzyılların getirdiği bir duruştu zaten. Onu sergiliyor. Şu anda Amerika'nın bizi yüzyıllar önce geçip bayrak sağlayarak 300 senede oluşturmuş olduğu dijital dönüşümle tüm dünyayı yönetmeye çalışması. Çok. Bunu göstermek istiyorum. Şöyle yani. Yani biraz daha net konuşuyorum. Türkiye'nin A merkezi olması, bağlantısı konusunda. Aslında hani sorunuz çok genel oldu. Geniş kapsamlı. Yani, tabii. Yani, şey bilmeye donanımı gerektiriyor. Öyle. Yok, donanımdan ziyade süre olarak yani çok şey. Şu anda bir saat doldurdum. Çay içeceğiz. Çay arasında sizinle yani bunu en azından her daha güzel olur. Çünkü çok genel bir soru oldu. Yani daha şey olmadı. Ben katılımcılarımızın hepsine yani dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayın hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Çay kahve aramız var. Bu esnada sorularınızı ben sizden... Şu anda ortodoyu ilgilendiren kısa, yani ortodoyu bu kriz olayı, müddetçi olayı ilgilendiriyor. Yani sunumunda da kısaca bahsetmeye çalıştım. Türkiye'nin bölgedeki, Suriye'deki veya bölgedeki önceliklerinden biri mülteciler meselesi. Arap Baharı sonrası başta Suriye olmak üzere ama sadece Suriye değil, çok ciddi bir insani hareketlilik, sivil hareketi söz konusu. Suriye'den milyonlarca insan yurt dışına göç etti ama ülke içerisinde de 6-7 milyon insan kendi ülkeleri içerisinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Dediğim gibi Yemen'de, Irak'ta aynı şekilde bu tablolarla karşı karşıyayız. Tabii ki mülteciler meselesi önemli. Türkiye'nin önceliklerinden biri. Batı'nın özellikle Suriye meselesine, Orta Doğu meselesine bakışında çok öncelikli bir başlık. Mültecilerin yaratacağı ekonomik, toplumsal, siyasi, güvenlikle bağlantılı sıkıntılar Batı'nın Suriye politikasını, Orta Doğu politikasını şekillenmesinde çok önemli bir rolü oldu. Yani mülteciler konusunda açıkçası hani bunu söyleyebilirim ama belki de hocamın söylediği gibi belki çay kahve kısmında sizinle daha spesifik sorularınız varsa yanıtlamaya çalışırım. Şu anda hemen söyleyeyim sizin konuşması tamamlayan daha mültecinin gelmesi, daha fazla mültecinin gelmesi söz konusu mu? En son yani yapılan o konuşma zirve kararları ve G7'de alınan kararlar. Orada alınan kararlar mültecilerin gelişiyle ilgili değil, mültecilerin Avrupa'ya veya Türkiye üzerinden dünyanın çeşitli bölgelerine akını konusunda bir önleyici rolü olabilir ama Suriye'deki mülteci akınının önlenmesi konusunda bir anlamı olmayacaktır. O anlamda etkisi olan Suriye'de siyasi sorun, siyasi çözüm meselesidir. Türkiye'nin yürüttüğü askeri operasyonların bir boyutu bununla ilgilidir. Ben Türkiye'ye dönük büyük göç dalgalarının İdlib istisnası dışında olmayacağını düşünüyorum. Şu anda Dera'da, güneyde Ürdün'e doğru bir göç dalgası yaşanıyor. Bunun dışında artık göç riskinin çok büyük olmadığını söyleyebiliriz. Ama sizin bahsettiğiniz daha çok sorunu bölgede sınırlandırmaya dönük çabalardır. Yani biz Türkiye'ye yardım verelim, Ürdün'e destek olalım, Lübnan'a para verelim ve mülteciler sorununu bölgesel bir sorun olarak sınırlandıralım bakışıdır. Avrupa'nın bakışı bu. Sizin bahsettiğiniz kararlar da buna dönüktür. Ama yani Suriye'deki tabii ki göç akımlarını engellemeye yetecek bir başlık değil. Gökhan Hocam geldi ama hocam izin verirsen ben de hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi sabırla dinlediğiniz için. Hocamın bahsettiği gibi çay kahve molasında eğer sorularınız varsa almaya hazırız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.